İyi geceler sayın seyirciler. Maç yeni başlıyor programında. Bu akşam karşınızda daha kalabalığız. Neden? Çünkü Beşiktaş'ta başkan adaylığını açıklayan Hürser Tekin Oktay bizimle birlikte. Maç yeni başlıyor, yorumcuları soracak. Sosyal medyadan siz belki sorular göndereceksiniz. Ve biz Hürser Tekin Oktay'a soracağız. Böylelikle seçim öncesinde, genel kurul öncesinde onun cevaplamadığı hiçbir soru kalmayacak. Önce ben sorayım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hürser Tekin Oktay, hocam futbolun içinden gelmiş bir kişiliksiniz. Biz de hep özledik, futbolun içinden gelen insanlar yönetsin bizi. Ama sadece futbolun içinden gelmek yetmiyor. Yönetme becerisine sahip olsun diye. Siz bunu da gösterdiniz. Yaklaşık %40'lık bir teveccüh gördünüz. Son genel kurulda Beşiktaş genel kurulundan. Yine iddialı mısınız? Tabii ki. Bu sefer çünkü sadece Fikret Orman olmayacak belki karşınızda. Neticede bu bir spor müsabakası gibi görmek lazım. Bir spor kulübü. Çıktığınız maçta nasıl kazanmak için her şeyi yapıyorsunuz ve her türlü hazırlığı yapıyorsunuz. Ve iddia içinde yarışıyorsunuz. Biz de genellikle antrenörlük zamanımızda da iddialı takımlarda görev yaptık. Özellikle Beşiktaş'ta. Kazanmak isteyen ruh her yerde var. Şartlar ne kadar zor olursa olsun iddialıyız ve kazanacağımızı düşünerek yarışa giriyoruz. İnşallah da kazanacağız. Beşiktaş Genel Kurulu'nda başkan adayı olabilmek için belli bir imza sayısının toplanması gerekiyor. Ve bu ıslak imza olması gerekiyor. Evet. O anlamda neredesiniz? Sanıyorum bir 12-14 tanemiz kaldı. Bu da 2 günümüz var. Ama tahmin ediyorum yarın tamamlanacaktır. Hemen siz başkan adaylığınızı açıkladınız mı bu arada? Ben açıkladı dedim ama. Ben Sayın Başkan istifa ettiği gün birçok yerden bağlanmışlardı ajanslardan ve medya kuruluşlarından. O zaman Sayın Başkan'ın istifa etmesinin yanlış olduğunu, 4 ay önce seçim olduğunu ve bu şekilde takımı kuran, antrenörü alan ve ligin daha 4. haftasında böyle bir kararın verilmesi, istifa kararının açıklanmasının yanlış olduğunu ve Sayın Başkan'ın da böyle bırakıp gitmesinin daha önceki iki başkanın da aynı stilde bırakıp gittiği düşünülürse bunun geleneksel hale dönüşeceğini, bunun Beşiktaş'a ciddi bir travma haline geleceğini ve bunun reddedilmesi gerektiğini ifade ettim. Ancak arkasında da şunu söyledim. Şayet böyle bir zorunluluk olacaksa, 250 imza teveccühünde bulunulursa biz de gerekirse her türlü ortamda bununla baş edebilecek camiamızın gücü olduğunu ve burada adaylığımızın söz konusu olacak imzalar tamamlanırsa, çünkü çok kısıtlı bir gündü o geri kalan zaman sarfı, olacağımızı kamuoyuna duyurduk. İnsanlar da sağ olsunlar imza toplamaya başladılar. Çok kısa gün zarfında insanların 6 ayda 8 ayda toplayamayacağı bir sürede imzalar hemen hemen toplandı. Dolayısıyla benden başka da adaylığını açıklayan olmamıştı. Bu da enteresan bir şey. Bazıları imzaları topladılar, hala açıklamadılar. Şöyle söyleyelim, bazıları deyip havada bırakmayalım. Benim bildiğim kadarıyla eski Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal mesela imzasını topladı. Başkan adaylığına hak kazandı. Serdal Adalı bugün bir açıklama yaptı. Daha doğrusu dün bir açıklama yaptı. Ben laf olsun diye Beşiktaş Başkanlığına başkan adaylığımı açıklamam. Perşembe günü eğer şartlar oluşmuşsa başkanlığımı açıklarım dedi. Ahmet Nur Çebi ben hiç dinlemedim, duymadım ama hep onun ağzından bir şey duymadım. Fakat hep Ahmet Nur Çebi'nin de başkan adayı olacağına dair söylentiler var. Bunu şöyle birleştirelim. Bu kadar aday çıkmasını onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Türkiye'de özellikle bizim kulübün kongre yapısı çok irdelenmesi ve kitap yazılması gereken bir yapı. Az önce biraz içeride arkadaşlarımdan biriyle konuşurken Fenerbahçe'de kongre yapısı çok farklı, Galatasaray'daki farklı. Fenerbahçe'de dikkat ederseniz 20 bin kişi kongreye geldi, oy kullandı. Aziz Yıldırım'ın özellikle kulübü büyütmek amacıyla üye sayısını arttıracağı bir formül, demokratik bir yapı oluşturdu. Ve o demokratik yapı Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ı görevden aldı. Demokrasi görevden aldı. Bence Aziz Yıldırım'ın orada Fenerbahçe'ye yaptığı en büyük hizmetlerden bir tanesi oydu. Eğer ki üye sayısını küçültüp kongreye elini almış olsaydı, Fenerbahçe bugün bu değişimi, Fenerbahçe ciddi ve iyi bir yapılanma içinde. Takip ediyorum. Ali Koç da her ne kadar futbolda biraz performansı düşük de olsa, kulübü kurumsallaştırmak
ama gayesiyle çok iyi şeyler yapıyor. Şimdi bizdeki de 30 bin üyelerden 3.000-4.000 aktif kongrelere gelen üyelere düşmüş. Bizim seçimden bir önceki dönem 9-10 ay önce bir olağanüstü kongre daha yapıldı. Fikret Orman tek başına girdiği kongrede 2111'e yakın kongreye katılan üye oldu. Hı hı. Ve 1900 oy falan aldı. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bir kongre 2000 kişiyle yapılıyor. Özellikle biz halkın takımıyız diyoruz. Hı hı. Halk yok ortada. Öbür tarafta Fenerbahçe 20 bin kişiyle kongreye yapıyor, seçimini yapıyor. Yani dolayısıyla bizim iş biraz karışmış. Siyaset girmiş, politika girmiş, sendikacılar girmiş. Yani ipin ucu amacının dışına çıkmış bir dernek yapısı var, spor kulübü yapısı var. Hal böyle olunca düşünün 2000 kişiyle kongre yapılan, başkanını seçtiği yerde, hatta 600 kişiyle ibra edilen yerde bir anda seçimden önce 10'a yakın aday çıktı bu olağanüstü seçimde. Şimdi 250 imza toplanacak ya her aday başı. 10 aday çıktığı zaman 2500 imza. Başkanı seçiyorsunuz zaten o kadar rakamla. Yani burada matematik ve farklı taktikler de oluştu. Tabii bunların çıkması iyi, doğru iyi ama 3 ay önce olağan seçim vardı. Ne kadar önce belliydi bu? 9 ay önce belliydi. 9 ay herkesin hazırlanıp planını, projelerini anlatıp ekibini kurup olağan seçime hazırlanması lazımken, bir de sezon başlangıcı bir yönetimin devralması için iyi bir zamandır. Transferi yaparsınız, teknik kadronuzu oluşturursunuz. Kadronuzla gelirsiniz, yeni bir dinamik ekiple birlikte sezona başlarsınız. Çok güzel. Şimdi sezon başladı. 4. hafta Beşiktaş puan cetvelinde aşağılarda. Kötü bir hazırlık yaptı, transfer yapıldı, hoca alındı. Yani ciddi anlamda futbolun teknik analizini yaptığın zaman ciddi problem var. Şimdi böyle bir zamanda başkan bırakıyor, takım çok ciddi sendrom yaşıyor, travma içinde. Mali durum, borcun üstüne bir borç daha alınmış Ziraat Bankası'ndan. Borç büyümüş. Bir bakıyorsunuz 10 tane başkan adayı çıkıyor. Ya bu işte bir terslik yok mu? Var. O da işte bizim genel kurulun üzerine kitap ve analizler yapılıp kitap yazılması gereken hukukundan ve durumundan bu çıkıyor. Beşiktaşlı olmayanlar biraz zor anlayacak bunu. O zaman Beşiktaşlı var aramızda. Rüzgar Sağanak. Biz elbette dışarıdan bakıyoruz ama sen çok içindesin ve spesifik soruları sen daha net bir şekilde dile getirebilirsin. Burada sözü sana bıraksam. O zaman ben de damdan düşen adam oluyorum Nasrettin Hoca'nın fıkrasındaki gibi. Şimdi buradaki en önemli konu bu seferinde ilk defa toplu bir seçim gündemi var. Ve bu mesajın mesela sizin televizyonunuzun kanalıyla da ulaşacağı 15 bin tane üyemiz var. Maalesef geçen sefer 4.900 kişi geldi ve biz %40 oy aldık. Eğer tabii ilk gelenler daha ziyade iç daire içerisinde bulunan arkadaşlık grupları, efendime söyleyeyim dernekler, şunlar bunlar ilk bu işlere katılan üyeler oluyor. Doğal yani bu. Ama aslında 10 bin tane daha üye var Türkiye sattığında ve dünya sattığında. 10 bin tane daha üyemiz var. Fakat geçen sefer biz bunu yaşadık. Hiçbir surette özellikle görsel medyada yani sosyal medya hariç sizin gibi ulusal kanallarda Beşiktaş seçimi gündem yapılmadı. Tabii gündem olmayınca mesela benim şahsen babam bile ben o kadar işin içindeydim. Haberi yoktu. Düşünebiliyor musun? Ne zaman seçim? Ya ne? Hiçbir yerde görmüyorum vesaire. Ya o gözle bakınca çünkü... Senin baban hayata çok farklı açılar baktığı için onun için görmemiş olabilir. Olabilir ama... Dayımıza da selamlar olsun. Ama her ne olursa... Ama Hüsar Hoca'ya soru sor artık. Sorayım. Sor. Hüsar Hoca'mız... Yani, sen hep konuşuyorsun. Hüsar Hoca'm konuşsun biraz. Ben Hüsar Hoca'ya şunu sormak istiyorum. Bize, bütün üyelere, Beşiktaş'ta sportif yapılanma olarak, yapısal değişiklik olarak ve mali olarak ne gibi projeler ve ne gibi vaatler? Çok geniş oldu bu. Kısaltayım mı? Kısalt. Geldiniz, seçildiniz diyelim ki, teveccüh gösterildi. Ne yapacaksınız önce? Çünkü ilk önce. Önce ne yapacaksınız? Özür diliyorum. Önceyi muhakkak söylesin. Çünkü bu kadar isim dolaşıyor Sabri. Sen bu işi bir tane ben şunu yapacağım, bunu edeceğim, projem şu diyen herhangi bir şey duydun mu şu ana kadar?
Ama belki onlara da soru sorsak projelerini aktaracaklar. Şu anda soru sorma aşamasında değil onlar. Çünkü ama süre de kalmadı. Kaç gün kalmadı? 2 gün var. Perşembe günü son. Yok. 20'sinde. Yani 20'sinde. 10 gün var. 10 gün var. Daha yönetim kurulu listenle işte projelerine bir an hiçbir şey bilmiyorum. Fikret Orman çok hazırlıksız milleti yakıştırdı. Bilhassa öyle yaptılar. Ben tekrar Hürser Hocam'dan rica ediyorum. Teveccüh gösterilirse bu aynı zamanda şunu gösterecek çünkü sizin açınızdan Beşiktaş'ın değiştirilmesi gereken öncelikli unsuru nedir? Onun cevabını alacağım sizden. Birincisi seçildiğimiz günün ertesi gün kasaya kilidi vuracağız. Hiçbir müessesenin özellikle böyle kulüplerin böyle geçmişe dayalı mazisi olan büyük camiaların ve büyük ciroları dönen büyük para sirkülasyonu olan yerin disiplinsiz bir muhasebesi olmaz. Birinci problem orada. İkincisi mutlaka köklü reformlar yapacağız. Nedir bu? Az önceki üye yapısından bahsettik ya. Beşiktaş'ı halka açacağız. Kombine kar sahibi olan ve kulübe üye yapılmayan ama 12. adam olarak tribünde olan, yıllardır peşin kombinesini alan, aktif olan hakiki Beşiktaşlıları kongre üyesi yapacağız. Yani içeride hazır kıta tabiri edilen, otobüslerle getirilen, uçaklarla getirilen, Nusret'le yemek getirilen, tekne gezisi yapılan, daha sonra beyaza oyat denilen sipariş gruplar asimile olmak zorunda. Biz bunları hepsini çıkıp da sorguya çekip sen ilk 11'i say vesaire diyemeyiz. 2000 kişi, 3000 kişi, 4000 kişi. Ha 5268 kişinin usulsüz üyelikleri mahkemece tespit edilmiş. Ve mahkeme bunların bir yıldır isim listesini istiyor. Bunların 1000 kişinin toplu yatırıldığını görüyor, usulsüz yapıldığını görüyor. Ve maalesef mevcut yönetimimiz mahkeme kararlarına rağmen, 3 karara rağmen bu isim listesini vermiyorlar. Bakın kanuna da direnç var orada, ciddi bir şey. Biz gelir gelmez 5268 kişinin usulsüz olanları tespit edeceğiz. Bunun yanı sıra halka açtığımız zaman bizim hedefimiz 100 bin kongre üyesi. Aidat ücretleri düşecek. Belli kriterlerle kombine kart sahipleri de üye yapıldığı zaman. Yani kulübü öncelikle gerçek Beşiktaşlıları teslim edeceğiz. Arkasından bir soru. Bu 5000 küsür üyenin arasında gerçek Beşiktaşlı yok mudur? Yok tabii ki. Öyle mi? Tabii ki yok. Tamam. Tabii ki yok. Yani tespit edilmiş. Bakın bunların hepsi resimlerle tespit edilmiş. Ve usulüne aykırı yöneticilerin cari hesaplarıyla paraları ödenmiş. Hürsel yani, Hocam lafınızı kesiyorum buyurun. Ama bir şey sormak istiyorum. Beşiktaş'ın 27 bin üyesi var doğru mu şu anda? 27 bin, 30 bin. 14 bin. Oy kullanabilecek. Oy kullanabilecekten değil ama normalde kongresinden bahsediyorum. Son bir 14 yılda bin. 5200 kişi aday yani kongre üyesi yapıldı deniyor. Bu doğru mudur? Şöyle. Aslında tabii dediğim gibi analiz ve kitap yapılacak bir şey. Önce 30 bin varmış. Sonra sürekli bazıları asimile edilmiş. Aidatları toplu yatırılıyormuş. Bu bir gelenek de eskiden aslında baktığınız zaman. Mesela işte kulüpçülük öyledir biliyorsunuz. Yani üyelerinizi kazanmanız ve büyümeniz lazım. Bizim eski zamanda da mesela kulüp müdürü Tuncer abi vardı. Rahmetli Şevket Yorulmaz vardı. Eski futbolcularımız bizim Süleyman abi zamanında. Yıllık aidatlarınızı kulüp öderdi. Maç bileti alacağınız zaman derdi ki senin 100 lira burada kulüp aidatın var öde derdi. Ve bunlar ödenirdi. Daha sonra bunlar suistimal edilmiş. Aslında kulübün geleneksel yapısında bu var. Olabilirdi. Ama sonradan onu bireylerden tahsil ediyorlardı. Bu daha sonra blok blok, balk olarak insanların üye yapıldığı ve paraların ödendiği duruma gelmiş. Sonra da eski geleneksel yapıdaki insanların paraları ödenmemiş. 30 binden 14 bine düşürülmüş. Ama paraları ödenen de matematiğe bozacak. Hem mali kongrede hem seçim kongrelerinde bir kongre matematiği aritmetiği yakalanmış. Çok maharetçe matematik mühendisliği yapılmış. Dolayısıyla şu anda baktığınız zaman elde 14 bin üye var ama 1000 kişi, 1500 kişi. 7000 kişi, 7500 kişi de elde stok var. Hazır kıta var. Yani bize diyorlar ki arkadaşlar kulübün içindeki bazı değerli abilerimiz ve görevliler 7000 kişi de isterse getirirler diyorlar. Böyle bir matematik var mı? Bakın bunlarla mücadele ediyoruz. Ha biz seçimi kazanırdık geçen yıl. Mahkemeye eğer ki denetleme kurulunun tespit ettiği 5268 kişi rakamıyla ve mahkemenin istediği isimlerle ve üye numaraları var. Bunlar verilseydi biz tedbir koyduracaktık. Onun için geçen dönemde biz o seçimi kazanırdık. Ne olacaktı biliyor musunuz? Biz 1617 oy aldık ya, tedbir koyulanlar giremeyecekti. 1617'ye 200 çıkacaktık oradan. Biz saf Beşiktaşlılardan aldık. Kendi parasını, aidatını ödeyen,
hiç kimsenin kendi taşımasını yapmadığımız, kendi uçak biletini alan, kendi otobüs biletini alan, kendi otel parasını ödeyen, kendi yemek parasını ödeyen insanlar gelip bize oy attı. Bir kere şunu söylemek istiyorum. Öncelikle Hürsel Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Kendisini de tebrik ediyorum ve umarım teveccühü gösterir kongreleri ve gerçekten de Beşiktaş'ta böyle değerli bir hocamızı, futbolun içinden gelen bir kişiyi yönetici olarak görürüz. Öncelikle Fenerbahçe için, Aziz Başkanımız için, bizim için söylediğiniz hem üyelerinin demokratik seçim ve sayı için söylediğiniz, sarf ettiğiniz sözler için de teşekkür ederim. Ben tabii ilk defa tanışıyorum Hüsar Bey'le ama başka bir konuda da tebrik etmek istiyorum. Çünkü çok moda artık. Yönetim veya adaylar geldiği zaman işte yandık, mali bütçe böyle, böyle oldu, şöyle oldu diye anlatırlarken sizle görüştüğümüzde ve konuştuğumuzda biliyorsunuz Fikret Orman 447 milyon TL borçla almışken şu anda 4.4 milyar gibi bir rakamdan bahsedilirken siz bana 2.6 milyar civarı dediniz. Kesinlikle. En son açıklanan. Sizi ayrıca tebrik ediyorum. Yani bunu yandım Allah, bittim Allah, işte şöyleydi, böyle kötü yapmışlar demeyerek girişinizden dolayı tebrik ediyorum. Ben tabii Fikret Başkan'a da hani feda sürecince 2 sene şampiyon yaptı takımı. Tabii kendilerini de başarılı buluyorum aslında. Ama çok güzel ifade etmiş bir söyleyen üstüne. Yağmur yağdı dendiğinde bana ördek dediniz deyip gitmek doğru bir yaklaşım değil. Şimdi buradan yani hiçbir şey yokken bana böyle dendi deyip gidiyor, bırakıyorum demek de doğru değildi aslında. Yani bu istifa sürecinin neye dayandığını da çok anlayabilmiş değiliz biz futbol severler ve futbol izleyicileri. Yani hani çok basit, yağmur yağdı dendi. Bana da örnek dediniz, ördek dediniz, ben gidiyorum. Böyle bir şey olur mu? Yani neden böyle bir kaosa sürüklendi Beşiktaş? 7 hafta oynanmış, 8 puan var. Fenerbahçe 11 puanda. Başarılı dediğimiz Fenerbahçe, öyle değil mi? Sabri Ugan, yani aramızda bir galibiyet var. Bir maç var. Yani mesela ne? Şu. Nedir mesele? Yani bana bunu bir, bu kadar mali portre kötü, 5 aydır sıkıntı var. Niye gidiyorsunuz yani? Ne oldu? Ona cevap verecek olan bence doğrusu Fikret Orman'dır. Evet. Fikret Orman inşallah bir gün gelir. Evet. Ona bunu sorarız. Ama ben Hürsel Tekinoktay'a şunu sorarım. Derim ki aday olmak çok kolay. Başkan seçilmek de çok yani özel bir şey ama kolay. Yani eğer üye teveccühü varsa kolay. Evet. Ama başkanlığı sürdürebilmek şu şartlarda zor. Mesela ben biliyorum ki Kasım ayına kadar çok ciddi bir ödemesi ödeme var. Evet. Siz geldiniz. Bunu ödeyebilecek gücünüz, yapılanmanız var mı? Ben de aslında ona gelmek istiyorum. Şimdi, yani bu mali şeyi nasıl çözmeyi, nasıl atlatmayı? Şimdi çok güzel bir hususa dokundunuz. Değerli diğer büyük kulüplerimizin de Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon, Beşiktaş baktığınız zaman 4 tane büyük kulübümüzün Türk futbolunda ciddi bir eksi vakiyesi var değil mi? Yani 10 milyon doğru. Çok ciddi. 10 milyar TL, ila 16 milyar TL arasında evet, bir borç yekünü var değil mi? Şimdi baktığınız zaman buradan nereden oluştu bu borç? Bir kere futbol transfer modellerinden oluştu. Orada bir işletme modeli diyelim. Üretim ekonomisi diyelim, futbol ekonomisi diyelim. Bir kere buradan hepsi sınıfta kaldı. Şimdi bizimkine dönüyorum parça parça gitmek için. Sayın Orman'ın göreve geldiği süreden bugüne kadar 400 küsur milyonla aldı ya, yaklaşık Beşiktaş 7 yılda 150 milyon dolar yıllık bütçesiyle 1 milyar dolar para topladı. 1 milyar dolar bakın. 1 milyar dolar para topladığında her yıl 50 milyon tortu yapsaydı, yani arttırabilseydi evet, 7 yılda 350 milyon yapar mıydı? Yapardı. Kaç parayı borçlu aldı? 440. 50 milyon borçluydum şu an. Beşiktaş kulübünün, diğer kulüpler içinde. Bunlar, bakın biz de 4-3 büyük artı Trabzon'u koyduğumuz zaman, özellikle 3 büyük kulübün taraftar kitlesi çok büyük. Portekiz'in nüfusu 10 milyon. Bizim taraftar kitlemizin mevcut 10 milyon. Yani bizler küçük camia değiliz. Beşiktaş camiası küçük camia değil. Öyle fakir, parası kalmamış, batmış, bunları manipüle ederek realiteyi sırtımızı dönmememiz lazım. Bugün geçtiğimiz yıl Sayın Başkan'ın Şampiyonlar Ligi'nde başarıyla Şenol Hoca'nın olduğu zaman gruptan bir çıktığımız zaman 1 milyar ciro yaptı Beşiktaş. 1 milyar cirosu Türkiye'deki en başarılı 250, en yüksek cirolu 250 şirketin içindeydi. Şimdi bakın bu paraları topluyorsunuz.
Ama nereye harcıyoruz? Nereye gidiyor para? Evet. İşte kapı, kasayı kilitlediğiniz ama zaman. Ama Hüsar Hoca şuna geliyor yine. Aslında siz de yöneticilik de yaptınız. Hep bahsediyoruz. Ne yapıyoruz? UEFA temsilcileriyle karşı takımla Avrupa'daki maçlarımızda yemek yiyoruz ya da güvenlik toplantılarında bir araya geliyoruz. Şimdi bir tane başkan var, patron. Diğerleri bizim ülkemizde volunteer dediğimiz gönüllülerden oluşan bir yönetim kurulu var. Ama Avrupa'da nasıl? Hepsi profesyonel yönetici, maaşlı. Yani başkan diyor ki sen benim çalışan grubumdan oluşuyorsun, yönetim kurulu. Başkan tek, yani gönüllü ve finanstan sorumlu, transferden sorumlu, altyapıdan sorumlu. Ve yıl sonunda diyor ki kardeşim ben sana bu kadar parayla verdim. Sen benim profesyonel yöneticimsin, maaşla çalışan. Gel bakalım bu borcun sebebi nedir? Bana hesap ver. Ya da tebrik ederim bu seneyi artıyla kapattık. Aslında buraya geliyor değil mi? Tabii yani, bir kurumsallık var orada. Orada bir kurumsallık var. Sizin yönetim sisteminiz geleneksel yönetim sistemi mi olacak? Yoksa Barış Aydın'ın dediği gibi biraz daha profesyonel yönetici diye geçiş yapacak mısınız? Hemen şöyle söyleyeyim. Bizim yönetim kurulumuz zaten hepsi kendi branşında. Holding yönetebilecek, ülkeyi yönetebilecek. Liyakata sahip önemli iş adamları ve bürokratlar var. Örnek veriyorum. Garanti Bankası, Vakıf Bank vesaire gibi büyük cirolara sahip olan kuruluşların icra kurulundaki finans sorumluları var. Öbür tarafta İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi profesörü var. Tahkim uzmanı, uluslararası sözleşme uzmanı. Ne kadar güzel. Bizim üniversitemiz önemli. Evet, şimdi bakıyorsunuz çok değerli bir kuyumculuk, hani kur farkı diyoruz ya. Hep batma nedeni kur farkı. Kur farkının üstadı Kapalı Çarşı'daki çok değerli bir şirket ve mücevherat ve kur farkını iyi idare edip zengin olan birisi var. Öbür tarafta banka ortağı var. Yani hukuktan tutun, iletişimden tutun. Finansa kadar. İletişim, mesela eski Doğan Medya ve Coca-Cola'nın iletişim direktörleri var. Yani şimdi orası öyle. Yönetim kurulu böyle olması lazım. Bir de futbol işletme modeliniz. İşte sizinkine yavaş yavaş geliyor. Orada profesyonelleriniz olmanız lazım ve futbol işletme modelinden para kazanıyor olmanız lazım. Şu anda bütün Türk futbolunun muhasebesi bir başkan geliyor müteahhit veya işte ara bulucu veya işte falanca şirket. İnsan ve futbolu yönetiyorsunuz. Hiçbir şeyden anlamıyorsunuz. Ve sürekli eksi bakiye yapıyorsunuz. Alttan üretemiyorsunuz. Futbolcuyu, yıldız futbolcuyu erken yaşta bulamıyorsunuz. Adam gidiyor Mbappe'yi. Daha Banlio'da oynarken buluyor, alıyor Monaco sonra Paris'e satıyor. Aslında hocam, Paris'ten alıyor. Çok özür dilerim. Burada bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Biraz haksızlık olmuyor. Mesela Gökhan Keskin görevi son verildikten sonra şöyle bir açıklama yaptı. Yarının yıldız olacak futbolcusunu ben de buluyorum. Ben de buluyorum 16 yaşında ama benimle birlikte başkaları da buluyor ve başkaları alıyor diyordu. Onu alabilmek oradan tam, zor değil mi Türk kulübü olarak? Yok, zor değil. Kolay o. Öyle zor mi? Zor değil. Aynı zamanda iyi anlaşmalar yaparsınız. O bizim işimiz. Yani peki, şöyle söyleyeyim. Berden Dardanel Spor'da görev yaptığım zaman bizim Kambur Erol'umuz vardı. Meşhur. Çok futbolcu. Antepliydi. Biz Gökhan Zan'ı Hatay'dan aldık. Çanakkale'de değildi ki çocuk. Çanakkale'de futbolcu yoktu. Selçuk İnan'ı Hatay'dan aldık. Mehmet Çoğum'u Hatay'dan aldık. Okan Koç'u Ali Beyköy'den aldık. Ya yani orada İlla yaşadığınız yerde futbolcu üremiyor. Futbolcu her yerde üremiyor. Önemli olan siz yıldız futbolcuyu bulun. Hı. Gerekirse Paris'te, Monaco'da oynasın. Hı. Bonservis sizde olsun. Hı. Problem değil. Önemli olan Maradona'yı herkesten önce bulmak. Mbappe'yi herkesten önce bulmak. Bu başka bir branş, başka bir şey. Biz futbolcunun Türkiye'de de, yurt dışında da hangi alanda, hangi metrekarede, hangi arsada, hangi nerede sahil kenarında, plaj kenarında top oynadığını biliyoruz. Futbolcunun nerede üretildiğini biliyoruz. Bu başka bir şey. Bunu müteahhitler bilemez. Biz nasıl bir statta kaç ton demir harcanmasını kafamız bilemez çalışmazsa... Ben bilmem. Evet, ben de bilmem. onlar da bu işi bilmez. Şimdi az önce sorduğunuz soruya birazcık daha şema vereceğim. Türkiye'deki en büyük sıkıntılardan birisi futbolun kurumsallaşamaması. İşletme modelleri yok. Bir başkan geliyor, menajerler geliyor, onu veriyorlar... Altyapıda o futbolcunuz var mı ona bile bakmıyorlar. Mesela Beşiktaş bir Mitrovic diye oyuncu aldı. Adamın CV'sine bile baksanız aslında anlarsınız da. O zaman Gökhan Hoca'ya sormaları lazım. Nitekim sormuşlar. Gökhan Hoca da demiş ki bunu alacağınızda bunu alın onda bir fiyatını almamışlar. Gökhan Hoca da isyan ediyor. Ayrılış sebeplerinden bir tanesi galiba bilmiyorum. Şimdi bir kere elinizde yabancı serbestlisi var mı? Futbolcular var. Bir tane uluslararası direktörünüz, genel müdürünüz olması lazım mı? İthalat ihracat yapmanız lazım. Hem Türkleri yurt dışına satmanız lazım.
hem yurt dışındaki ürünü en ucuza almanız lazım. Doğru mu? İlla futbol olarak düşünmeyin. Mantık doğru. Bir holdinginiz var. Bir de iç pazar mallarınız var. İç pazarda da üretim var, alış ve satış var. Hı-hı. Doğru mu? Hı-hı. İç pazar müdürünüz de olması lazım. Hı-hı. Onların yardımcıları olması gerekiyor. Ve altta da bir teknik kadronuz olması lazım. Doğru mu? Doğru. Doğru. İşte bu size doğru söylediğim şey. Acaba yönetim şekliniz nasıl olacak? Söyleyeyim. Biz seçimi kaybettikten sonra hemen açıkladım bunu. 12'sinde aslında biz kaybetmedik. İktidar kaybetti. Biz kazanamadık sadece. Hı. Aradaki nüans farkı oydu. Şimdi hemen 2 gün sonra dedim ki bizim yurt dışında anlaştığımız sportif direktörümüz John Benjamin Toşak. Yurt içinde Rasim Kara. Altta da daha önce tiyosunu vermiştik. Küçük mesajlar gazetecilere işte Beşiktaşlı birisi olacak ve kendi Zidane'ımızı yaratmamız lazım dedim. Sergen de o bizim kafamızdaki model. Sergen altyapıdaki Yasin Sülün de yardımcısı olacaktı. İkisi de birisi altyapıdan, ikisi de altyapıdan çıkmış. İkisi de altyapıda hem kaptanlık yapmış hem A takımda kaptanlık yapmışlar. Hem 100. yıl oynamışlar. Bundan güzel model var mı? Yani Bayern Münih'te ve şöyle de bir şey var. Ben hem Sergen'e de hocalık yaptım kadro dışı kaldığı zaman. Hem Sergen'in iki kardeşine hocalık yaptım. Hem Yasin Sülün kaptanımdı. Hem Rasim Hoca'nın talebesiydi. Hem Toşağ'ın talebesiydi. 3 antrenör var. Hatta 5 teknik adam var. 5'imiz de birbirimizle çalışmıştı. Ben Toşak'la da çalıştım, Rasim Hoca'yla. Şimdi Sayın Hocam Fenerbahçe'de çok değerli hizmetleri oldu. Futbolu da iyi takip eden birisi. Diğer Sayın Hocam da, Ömer Hocam da. Bayern Münih'te böyle bir model var. 5 tane teknik adam. Biz Bayern Münih'in önünde bir modelimiz. Şimdi onun altında da İyi bir altyapı fabrikası ki bizim işimiz o. İyi yurt içinde scout bizim işimiz. Siz Nihat'ı biliyor musunuz acaba bilmiyorum ama... Kahveci. Evet, Nihat Kahveci'yi hoca yetiştirdi. Ya bir kere zaten futbolun içinden... Yasin Sülün'ü de. Bakın böyle bir hocamızın böyle bir şey talip olması kadar güzel bir şey olabilir mi? Futbolun tamamen içinden gelmiş başka birisi bir şey futbolu daha, bilen birisi. Başka bir şey daha. Bir önceki seçimi kendi ifadesiyle kazanamamasına karşılık yine ben adayım diyor. Evet. Yani... Yani dik duruşunu devam ettiriyor bir anlamda. Şu, Beşiktaş'ın yani benim karşısında tabii ki. Benim hayalim şu. Yani sadece Beşiktaş için değil, herkese. Şimdi biz yönetim kurullarını yapıyoruz ya. Ne yapıyoruz? Başımıza bir müteahhit koyuyoruz. Hepimiz ilk önce başımıza bir maalesef müteahhit koyuyoruz. Maalesef. Sonra o müteahhitten, müteahhit işte ne yapıyor? Bankacıyı, bilmem iş adamını, enerjiciyi, turizmciyi altına koyuyor. Sonra gidip profesyonel kadroyu yapıyorlar. Tamam, buna hiçbir problem yok. Yani herkesin içinde olması güzel. Doktor da olabilir. Bak, bir şey hiç problem yok. Benim tek söylediğim şu. Ya başa spor adamını koyalım. Altına bir sıralanalım. Biz ki mantıklısı doğru. Yani bir ufacık bir değişiklik yapacağız. Başa spor adamı koyacağız. Altına biz müteahhit, enerji, doktor kim varsa biz şimdi ona sıralanalım ki çünkü biz o takım yapmayı, o takım ruhunu, o ben hocayla teşrik mesaiyle bulunduktan sonra yani neticede benim de bir hem şirket kariyerim hem iş kariyerim var. İşte yöneticilik yani profesyonel yöneticilik de yaptım, iş adamlığı da yaptım. Benim olaya yaklaşımım hocadan farklı. Ben hocadan farklı bir bakış açısı öğrendim. Mesela benim bakış açımda hep bir şey olunca oraya en iyisini koymak istiyorum. Mesela kim teknik direktör olur? En iyisini koyayım. Bilmem ne en iyisini koyayım. Televizyoncu en iyisini koyayım. Hocanın bakış en açısı... En iyisi derken en iyisi mi en faydalısı mı? Şimdi kendime göre CV'si, şusu busu en iyisini koyayım. Hoca öyle düşünmüyor. Hoca takımlar yapıyor. Diyor ki yani onun en iyisi olması fark etmez. Onların birlikte çalışması mühim olan. Ben bambaşka bir... Anlatabiliyor muyum? Yani mesela atıyorum sana... Özür diliyorum. Yok, rica ederim. Mesela şimdi Komoli en iyisi. Komoli diyelim en iyisi. Hoca ilk Kokü, değil mi? Kokü, evet. Kokü en iyisi. Ama biri Hollandalı, biri Fransız, değil mi? Mesela, evet. Tabii ki. O sen bunların beraber çalışıp, üretip verimli olacağını hiç düşündün mü? Rüzgar Sağnak olarak cevap veriyorum. Çünkü ben de Ali Koç kafasındayım. Düşünmedim. Şimdi ben kendime göre en iyi ikisini koydum. Ben Rüzgar'ın ve olacağını sizden zannettim. Özellikle Rüzgar'ın ricam var. Kesmek istemiyorum ama mümkün olduğu kadar
cümlelerinizi konsantre hale getirip sorunuzu yöneltirseniz evet. Mesela ben ama şimdi onu konuşuyorum. Beşiktaş taraftarın merak ettiği bir soru var. Ufacık bir şey söyleyeyim ondan sonra. Rüzgar'ın söylediklerine anladım, katılıyorum ama anladım ama benim için de bambaşka bir şey söyleyeceğim. Benim için de nedir biliyor musunuz başkanlık? Şimdi çalışılabilir olması lazım başkanın ki sizin söylediğiniz iş dağılımı bu. Çünkü başkanın her şeyi yapması egosuna bağlı olarak olmaz. Bu mümkün değil. Paylaşması lazım. Yani nedir? İşte teknik direktörü, başka bölümlerle ilgilenebilecekler. Bir de bunların dışında yani çalışılabilir olmasının dışında egosundan uzak olmasının dışında bir de dokunabilmeyi bilmek lazım. Bizim insanımız sıcakkanlıdır, mütevazidir, misafirperverdir. Futbolcuya dokunabilmek çok önemli. CV'niz çok dolu olabilir. Ama sizin kulübünüzü ziyarete bir yaşlı insan geldiği zaman bizim kulübe mail atın. Biz size buna dönelim ziyareti sebebinize. Ondan sonra değerlendirimli olmaz. Sırtına dokunursunuz. Buyurun bir kahve içelim. Tabii. Canınız sağ olsun. Ne demek? Kulüpçülük. Tabii kulüpçülük böyle bir şeydir. Yoksa gelen yaşlı bir insana işte yok o burada değil, şu burada değil. Siz bir kulübe mail atın. Bravo. Biz bunu değerlendirip size geri dönelim de olmaz bu iş. Bravo. Böyle yöneticilik olmaz. Olmaz. Böyle kulüpçülük olmaz. Olmaz. Ne kadar CV'niz dolu olursa olsun insanın süsüdür mütevaziliği. Değil mi? O yüzden bizim insanımız böyledir. Dokunacağız, misafir edeceğiz, gönlünü alacağız. Futbolcu da böyle. Bizim futbolcumuz Türk insanının futbolcusu, Türk futbolumuz neden başarılı? Zamanı geldiği zaman Fatih Terim için aynı şeyi söylemedik mi? Moral, motivasyon. Ünal Karaman 1-0'dan 2-1 yaptı. Ne konuştu soyunma odasında? Bizim futbolcumuz bunlardan anlar, etkilenir. Biz böyle bir mentalitede, böyle sıcakkanlı insanlarız. Akdeniz insanıyız. O yüzden bunları da çok iyi değerlendirmek lazım. Ben o yüzden Beşiktaş'ı sizi tanıdıktan sonra çok şanslı görüyorum. Umarım da güzel sonuçlar alırsınız hocam. Yani hem futbolun içinden gelip hem böyle sıcak olup yani bu çok önemli bir şey. Yani sizin iş dağılımınız, futbolu bilmeniz, yoksa iş adamı olmuş, inşaatçı olmuş, teknik direktörlükten gelmiş o noktaya. Bunlar çok önemli şeyler değil bence. Ama Barış'a sana katılıyorum ama. Hocam hem saha içinde takım kurmayı biliyor anladığım kadarıyla hem de saha dışında takımlar kuruyor. O çok teknik, güzel. Evet. O çok güzel bir nokta. Şimdi Beşiktaş taraftarı şunu merak ediyor bence. 21 Ekim sabahı az önce söylediklerinden şunu anlıyorum. Herhalde Abdullah Avcı'yla devam etmeyeceksiniz eğer öyle bir seçim. Yok edin. Öyle bir şey demedim Sayın Hocam. Şöyle biz Mayıs ayının arkasında bu yapılanmamızı açıkladık. Ve altyapıyla da ilgili az önce dediğim gibi bir fabrika modelimiz. Hatta yurt dışındaki proje takım ortaklıklarımız Avrupa'da iki taneyle. Türkiye'de de iki tane proje takım ortaklığımız. Onları açıkladık. Yani projeleriniz de olması lazım. Yani çok basit anlamlı pilot dediğiniz ama aslında pilot çok basit. Projelendirdiğiniz yurt dışı ve yurt içinde hem farklı lig kategorilerinde yani 2. Bundesliga, 3. Bundesliga gibi ve Türkiye'de de 2A işte 1. lig gibi. Bunları açıkladıktan sonra bu teknik kadronumuzu da açıkladık ve modelimizi açıkladık. Ve az önce Rüzgar'ın dediği gibi biz manifestolarımızı bir kulübü nasıl yöneteceksiniz? Bir hukuk, iki 4B dediğimiz işte seyirci içeri alma ve 100 bin üye modelimiz. Biz mesela 1000 liralık bir kartla 500 kart alıyorsa alışverişi 250 futbol AŞ'nin hisse senedinden almak 250 TL'ye herkes üye yapıyor. Hocam kongre üyelik ücretinizi sorma yani 5000 TL şu anda. Tabii öyle hal bulamıyorsunuz. Ve 14 bin üye var öyle mi? Yani evet. Beşiktaş gibi büyük bir camianın yani çok daha fazla ki bu en uygun fiyat onlar da Galatasaray ve Fenerbahçe üyelikleri. 10.000 TL'ye yani. Sertekin Oktay'ın Beşiktaş taraftarından en çok övgü gördüğü şey şu. Siz projelerinizi anlatıyorsunuz ya. Evet, lütfen anlatmaya aydır, devam edin. Beşiktaş Genel Kurul üyesi size niye oy versin? Şimdi hocamın sorusunu bağlayayım. Hı-hı. Geleceğim. Biz bununla şununla çalışacağız dediğimiz isimler o zaman Mayıs ayında herkesin kontratı bitmişti. Hı-hı. Örnek anlattık. Projelerimizde de hukuk 4B Büyük Beşiktaş Üyelik Projesi, eğitim, bizde spor akademisi ve Beşiktaş Üniversitesi kuracaktık. Çok güzel. Ve Türkiye'de ilk kez açılacak bölümleri de servis edecektik spor üzerine. Onun dışında finansal önlemler, iktisadi önlemler, futbol işletme modelimiz diye 6 tane manifesto açıkladık. Arkasına da hocam teknik kadromuzu açıkladık. Şimdi bunları o zaman yönetim kullanabilirdi. Web sitesi de yaptık. Değişim başlıyor. Org dedik. Her şey anonim. Galatasaray'da kullansın, Fenerbahçe'de. Çünkü doğru model bu. Saklayacağımız hiçbir şey yok. Şimdi o zaman açıkladığımız koşullarda Sergen Hoca'nın kontratı bitmişti Sergen.
Dolayısıyla Şenol Hoca'nın da bitiyordu. Şimdiki koşullar, bizim kontratlı bir hocamız var. Ve marifetine inandığımız, marifetine inandığımız hocamız, bizim altyapımızdan yetişen. Hocamızın da kontratı var. Yani ben gelirsem ertesi gün göndereceğim. Tamam. Hem kurumsal bir tabir değil, hem etik değil, hem doğru yönetim değil. Geldiğimiz zaman biz hocamıza en büyük desteği vereceğiz. Çalışma boşlukları ve yalnız kaldığı dönemler olmuştur Abdullah Hoca'nın. Biz ona en büyük çalışma imkanlarını vereceğiz. Ve başarılı olmasını sağlayacağız. Hocamızın performansı o süreçte, motivasyonu arttırmak için elimizden gelen her şeyi yaparız. Ara transferde de en iyi yedikleri takım kurma imkanını veririz ona. Ama gidişat eğer ki performans ve hocanın bize camiaya adaptasyonunda sıkıntı oluyorsa Beşiktaş Kulübü, bakın 3 tane Real Madrid teknik direktörü getirmiştir Beşiktaş Kulübü. John Benjamin Toşak, evet. Schuster, Del Bosque. Evet. Toşak'ı bir de beraber çalıştığımız dönemde ihraç etmişiz Real Madrid'e. Yani Beşiktaş Kulübü basit bir kulüp değil. Gerekirse altyapılarımızdan yetişen kaynaklarımızdaki antrenörlere görev veririz. Del Bosque'den sonra çok büyük bir kariyer evet. yaptı. Tabii. Gerekirse kendi öz kaynağımızdaki antrenörlere veririz. Kendi Beşiktaşlı antrenörlerimize. Gerekirse de dünyanın en iyi antrenörünü getiririz. Bu içinde bulunduğunuz takımın performansıyla ve şartlarıyla da önemli. Yani hocam kaynak mesela, var yani. O zaman bu transferleri, ara transferi yapacak ve borçlanmayı kapatacak belli bir miktar işte kaynağımız örnek var. Örnek mesela 7 milyarda ve 7 yılda 1 milyar dolar bir para topluyorsunuz. Bundan daha güzel kaynak olur mu? Mesela Ali Koç'un şu anda yarattığı ciddi bir kendi öz kaynaklarına dönerek kaynak yaratıyor. Evet. Bir SMS attılar, 200 milyon kazandılar. Hı hı. Değil mi? Evet, doğru. Yani kaynak olmaz mı? Ki bizim seyircimiz, bakın ben o günleri yaşadım, Sayın Hocam da herhalde biz aynı tevellüt yakın. Bizim seyircimiz, ben de tribündeydim. Bir kibrit çak kampanyasıyla biz yeniden doğduk Beşiktaş'ta. Doğru. 70'li yılların ortasında. Bir kibrit çak kampanyası. Evet. Beşiktaş seyircisi vefalıdır. Beşiktaş seyircisi yeter ki birleşsin, kenetlensin. Biz her borcu öderiz. Az önceki matematiğim de önemliydi. 50 milyon tortu yaptığınız zaman Beşiktaş'ın bugün borcu yoktu. Evet. Bu kadar basit. 7 sene önce olsaydı. Üstel Bey, bu 20 Ekim'deki kongreye katılım, Mayıs'taki katılım arasında nasıl bir tahminde bulunuyorsunuz? Daha mı yüksek olur yoksa tabii, daha mı az olur katılım? Şu anda diğer adaylar belli olmadı. Eğer Sayın Başkan girmezse, kimse de girmezse herhalde bizim kendi seçmenimiz 1617'nin üstünde bir 500 daha alırız. Anadolu'dan herkes gelmez yurt dışından. 2000'e sıfır çıkarız oradan. Rakiplerimize bağlı yani kimden son geleceğine bağlı. Yani açıklaması. Genel olarak evet, evet. Genel olarak Beşiktaş'ın az bir süre kaldı. 12 gün, 10 gün kaldı. Beşiktaş'ta böyle bir heyecan, bir genel kur havası şu anda hissediyor musunuz? Muazzam Sayın mı? Hocam. Var mı? Var da ama bir muazzam. De artısı eksisi var. Çok iyi var. Bir de bıkkınlıklar var. Yani bir yılda 3 tane evet, seçim yani ben onu diyorum yani millet sandığa gider mi? Ha şimdi sizden şimdi bu sefer çok artık gündem. Yani şöyle katılımın çok yüksek olması sizin işinize mi gelir? Tabii ki. Tamam mı? Tabii ki. Ya Beşiktaş'ımız için, Beşiktaş'ın geleceğiyle alakalı kararları hür iradeli üyelerin vermesinden daha büyük bir menfaat olamaz. Eğer üyelerimiz gelmezse maalesef onların köylerinden getirdiği insanların oylarıyla bu işler oluyor. Dolayısıyla biz muhakkak bütün yani, üyelerimizden bir reaksiyon bekliyoruz. Kimsenin önce gelin, yani. Önce gelin oraya 10 bin kişi gelsin, 12 bin kişi gelsin. Sonra paşa gönlünüz kime oy vermek istiyorsa verin, onu seçin. Hiçbir problem yok. Ama yeter ki siz gelin katılın. Ve bu karar 10 bin, 12 bin kişiyle alınsın. Benim tek arzum doğru. Ve emrim bu. Çok bu doğru biraz söylüyorum. Ama uç bir istek galiba. Benim yo. Gördüğüm, gözlemlediğim kadarıyla. Gerçeği konuşursak en fazla kaç olur? Başka bir yere geleceğim. 7000. Çok da önemli değil o. 7000 diyelim. Önemli olan şey şu Hürsel. Benim mesela şahsi kanaatim evet. Daha da aşağıda 4000. Bir katılım ya, bekliyorum. O çok önemli değil. Öyle yani bizim şu anda konuşacağımız konu o değil. Benim asıl konuşmak istediğim konu şu. Beşiktaşlı taraftarlar Hürsel Tekinoktay'a bakıyor ve diyor ki ya ben gazetelerde okuyorum. Benim Kasım ayına kadar 150 milyon lira ödemem gerekiyormuş. Yoksa ben UEFA'dan İyi hal kağıdı alamıyormuşum deyim yerindeyse. 150 milyon ödemesi gerektiğini kim anons etti? Ben resmi her yerde okuyorum. Okuyorsunuz ama resmi bir açıklama var mı? Hayır ben resmi olarak duymadım ama bildiğim kadarıyla şimdi, hatta daha detaylı söyleyeyim. Bu paranın Ekim ayında ödenmesi gerekirken tamam. Mesela bu haber kurum, kimden çıktı? Beşiktaş'ın muhasebesinden mi çıktı? İkinci başkanından mı çıktı? Mesela bu haberin kaynağını
insanların bir çıkartması lazım. Yarın Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün başkanı bir basın toplantısı peki, yapacak. Doğru. Bunu açıklaması lazım. Yani dördüncü haftada kaçarcasına bir olağanüstü seçimden bahsediyorsunuz. Arkasında da kimse girmesin diye böyle bir tablo çıkartıyorsunuz. Ha, böyle bir tablonun olmadığını mı söylüyorsunuz? Şimdi onu bilmiyoruz. Neticede ama şunu da söyleyeyim. Yani biz geldiğimiz zaman neler karşımıza çıkacak biliyoruz. Biz bunu burada 4 milyar veya 3 milyar varsa Beşiktaş kongre üyeleri, eski yönetimleri, Beşiktaş taraftarı hep beraber bu enkazı yaptık. Hep beraber bunun altından çıkacağız. Beşiktaş büyük bir camiadır. Neticede şimdi Fikret Orman kaldığı zaman o para ödenecek mi? Ödenecek. Ödenecek. Ödenmek zorunda. Değil mi? Tabii ki. Ödenecek. Tabii ki. Fikret Orman gittiği zaman aman gitme diyelim. Yarın Fikret Orman kalsın paraları ödemek için. Öyle mi? O zaman kalsın. Eğer değil tabii. Taraftar bunu tabii istiyorsa, tabii. Herkes bunu istiyorsa o zaman yarın Fikret Orman görevinde devam etme kararını alsın. Biz de muhalefet yapmaya devam edelim. Bu arada çok basit bir şey söyleyeceğim. İşte doktorlar, televizyoncular, gazeteciler, hocam da turizmci. Bu masada şu an tek kontrat iş adamı benim. Şimdi şunu anlatayım size. Şimdi böyle diye bir şey yok. Sen buraya 3,5 milyar dolar borç takmışsın ve gidiyorsun. TL. 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 Ben geliyorum. Ben neyim? Ben sahibi miyim? Ben Katarlı emir miyim? Ben neyim? Kimim ben yani? Ben demokratik olarak seçilmiş bir yönetim kuruluyum. Yani o şirketin işleyişinde üyelerinin birini demokratik olarak seçmesi lazım. Ben geldim. Nasıl oluyor ben bir hafta içinde 150 milyon lira vermek mecburiyetinde oluyorum ki? Siz dün ne yapıyordunuz anlamadım. Öyle diye bir şey olması iş aleminde, iş dünyasında mümkün değil. Şöyle ki, bir defa benim şirketi teslim, tesellüm etmem lazım. Yani bunu anlamak zor mu? Şimdi ben geldim. Devasa bir organizasyon var. İlk önce benim stoğu saymam lazım. Envanteri bakmam lazım. Benim varlıklarım ne? Bunların hepsini saymam lazım. Bir gideceğim teslim tesellüm edeceğim. Ama bu bir futbol kulübü. Yarın 3 tane futbolcunun parasını zamanında ödemezsen 3 de serbest kalır. O takdirde. Bu dediğim bu inşaat firması değil veya tamam. Bir gıda malzemesi üretmiyorsun ya. Püsküvit üretmiyorsun. Hayır gayet tabii ki. Siz merak etmeyin. Ben maalesef kariyerimde çok batık ortamı çıkartma mecburiyetinde de bulundum. Yani hiç hoş değildir. Yani. Ama doğru söylüyor. Yani sen yeni yönetim seçildin diye adam 3 aydır maaşını almıyorsa evet. Ne yapacak sana? Belki bir 15-20 gün daha öyle süre diye bir verecek. Şey yok. İlk önce ben yasal olarak kulübü teslim tesellüm etmeden benim hiçbir şey ödemem mümkün değil. Ben nereden bileyim onun ne olduğunu? Ben bilmiyorum. Personeli ayıralım burada. Ayıralım. Yani burada bahsediyoruz. Zaten 50 milyon lira da personel parası mı ya? 5 aydır maaş alamayıp personelden bahsediyoruz. Bir dakika. Şimdi mesela çok özür dilerim bir şey söyleyeceğim. Beşiktaş yeni Ziraat Bankası ile bir yapılandırma yaptı. Hı hı. Ve Ziraat Bankası... Bankalar Birliği kontrolündeki yapılandırma. Evet, Ziraat Bankası belirli bir paraları futbolculara ve ödemeleri alıp belirli bir şekilde yönetiyor. Yani aslında baktığın zaman yarım bir kayyum gibi orada bir fotoğraf var. Evet. Yarım kısmı şüpheli. Şimdi yani bunu bütün Galatasaray... Ya hakikaten bu çok detay. Detaylı. Yani. Bunlar ama detay. Şu İzleyicilerimize anlatalım. Şu önemli hocayı da şey yapma. Hani mesleki olarak söylüyorum. Şimdi siz bir ay evvel Türkiye Bankalar Birliği ile 5 senelik bir offset anlaşma yaptınız. Ana para ödemesi. Ana para mı? Tamam mı? Ve şimdi size bunu kesin bilgi olarak veriyorum. Kesin bilgi olarak veriyorum. Şey olarak vermiyorum. Normal alacaklının parasını, futbolcunun parasını Ziraat Bankası direkt veriyor. Kulübe vermiyor bile. Yani kim alacaklı? Senin sıram geldi. Ziraat Bankası veriyor. 3 milyar liralık... Yine isim kullanmayalım. Banka yönetimi veriyor banka diyelim. Devletimizin medarı, diyorsun. İftiharımız banka olduğu için. Yani özel değil bu yani. Anladım. Olmaz. Ama tamam, yine tamam. De onlar şirket, tamam, rekabeti tamam. Açıklar. Gayet tabii ki. Şimdi bütün bunun uzmanları, bütün futbol camiası için bir yapılandırma yapmış. Bir ay evvel 5 senelik gün ve gün, hafta ve hafta bütün ödeyeceklerini belirterek ve ben öderim diyerekten. Yani artık size de itimat etmiyorum. Siz alın bu parayı, bu takımı kurun. Az önceki kayyumuşu bayağı. Dur, alın bu takımı, alın bu ön ödeme 300 milyon Beşiktaş'a vermişler, biraz daha fazla Galatasaray'a vermişler. Takımınızı kurun.
Sonra da maaşınız bu kadar olacak, bütün bütçeniz bu kadar olacak. Biz de peyderpey bunu vakti gelince ödeyeceğiz diye bütün Türkiye anlaşmış. Bir defa senin yapacağın bir numaralı şey bu anlaşmaya sıkı sıkıya muazzam bir disiplinle riayet etmek. Mecbursun. Mecbursun. Yetmez. Yetmez. Daha da giderleri indirmek. Çünkü o kadar sahaya ve kulübe faydası olmayan hala bir sürü masraf kalemleri var. Biz görüyoruz. Mesela birincisini söyleyeyim mi size? Bir yıl içinde üçüncü seçimi yapıyoruz. Evet. Her seçimi düşün 2 milyon lira, 3 milyon lira para harcanıyor. Bir yıl içinde Beşiktaş Kulübü 10 milyon lira seçime para harcamış. En basitinden söylüyorum size. Hala kadroda hiçbir maça çıkmayan oyuncular var. Bankamatik personeller var. Gitmiyor etmiyor bile bana şikayet geliyor. Bir kere hemen bunları da kesince birlik olup stat yine şu arkadaki resimdeki gibi full olduğu zaman gelirler düşecek. Giderler düşecek. Gelirler artacak. Ve bir banka bundan daha başka hiçbir şey arzu edemez. Hocam ne diyorsun? Dua edecekler. Yüzgar yani şimdi hocam olağanüstü bu maaşları ödeme konusunda şimdi olağanüstü, 5 aydır yani. Olağanüstü tablo verirsek aslında bana kalırsa bunlar yanlış. O spekülasyonları çıkartan da şayet eski yöneticiler varsa veya mevcut yöneticiler bana kalırsa suç işliyorlar birincisi. Yani neden? Biraz insanların cesaretini kırmak mı istiyorlar? Birincisi aynen, suç işledikleri aynen. Konuyu söyleyeyim. Beşiktaş halka açık. SPK tarafından denetlenen bir şirket. Bunu böyle spekülasyonunu yapamazlar. Bu yapanların hakkında herhalde suç duyurusunda bulunmamız lazım. Bunların tabii. Kimlikleri belliyse tabii. Birincisi. İkincisi, velev ki olağanüstü bir durum var. Zaten olağanüstü seçim var vesaire. Fikret Orman'ın da istifa sebebi az önce konuşuyordunuz. Aslına baktığınız zaman para pul falan filan ayrı koyun. Eğer şimdi size soruyorum. Biz 4'te 4 yapsaydık, ligde birinci olsaydık istifa eder miydi Fikret Orman? Bence en ufak bir merak ediyorum neden kaynaklanıyor. Hem Avrupa'da çok bir ışık görmeden bu, ligde ışık görmeden. Divan kurulunda sıkıntılar, Yalçın Karadeniz galiba yok, yok. Değil mi? Açıklama yapmıştı o dönemde. Şimdi, yani şunu söyleyeyim. 4'te 4 olsaydı gitmezdi Fikret Orman diye düşünüyorum. Sezon hazırlık maçlarında gol atamadı Beşiktaş. 400 galibiyet yapamadı 7-8 maç. Arkasından lige başladı. Eksi averaj. Aşağıdayız ve takımın çok zor bir dönemi var 2 aylık fikstürde. Yani 4'te 4 ligde birinci olsaydı Fikret Orman bana gol gol diye bağırdılar ben bırakıyorum der mi demezdi. Ama hocam şimdi, 8 ile 12 puan arasında da çok büyük bir fark yok. Ben ama o, takımda şöyle, görüyorsunuz o, hocam. İstifa kararını aldığı gün öyle değildi tablo. İstifa kararı aldığında Beşiktaş düşme hattındaydı. Evet. Ya bakın arkadaşlar şimdi, bir de bir çiçekle bahar olmuyor yani. Özür dilerim. Biraz netleştirmek evet. İstiyorum. Olağanüstü halle bir şey söyleyeyim mi? Az önceki havada kalmış. Benzer bir şey peki. Söyleyeceğim. Ondan sonra parayla size yol açmış olacağım çünkü. Bakın kaynağını vermiyorum size. İnternete girdim. Beşiktaş'ın ödemesi gereken para diye bir şey yazdım. Mayıs'a kadar 700 milyon lira lazım. 2020 Mayıs'a kadar. Evet. Beşiktaş'ta 2020. Yeni yönetimi ateşten gömlek bekliyor. 2020'ye kadar 700 milyon lira ödeme ama bu paranın 150 milyonu Kasım, 200 milyonu ise Ocak ayına kadar ödenmek zorunda. Bak. Hiç kaynak vermeden size şimdi böyle bir şey söyleyeyim. Veriyorum. Güvenilir bir kaynak. Biz işte onu nereden öğrenmişler? Ha, onu muhasebeden bilmiyorum. Mi öğrenmişler? Onu bilmiyorum. Alacaklılardan mı öğrenmişler, muhasebeden mi? Ya bu da herkes bu spekülasyonu yapar. Şimdi velev ki diyelim ki olağanüstü durum var Sayın Hocam. Bizim finansal ve ekonomik önlemlerdeki manifestomuz da var. Belirli bir şekilde yeniden yapılandırmaya gideriz. Çünkü bizi bir tek Ziraat Bankası yapmıyor bunu. Yüksek faizli bazı alımlar var biliyoruz. Aylığı %4 faizli bazı para leasing yapılmış. Faktoring yapılmış. Yeniden yapılandırmaya gidip kısa dönemli giderlerimizi israfı kaldırıp aynı zamanda orada yeniden yapılandırmada bir yıl bir blok yapmamız anında bunu çözer. Bakın sorun Beşiktaş'ın bakın burası çok önemli. 100 milyon hikayesi değil. 3 milyardan bahsediyoruz borçtan. Sorun 100 milyar değil, 100 milyon değil, 3 milyar. Sistem çökmüş, sorun sistem çökmüş. Bu sistem böyle giderse 5 yıl sonra 6 milyar olacak. Sorun 6 milyar. 5 yıl sonra mı? Atıyorum. Maksimum 2 sene sonra. Yani sorun 100 milyon değil. Bu 100 maksimum. Milyonu pazarlayıp batırdıkları, bu iş adamlarının, müteahhitlerin batırdıkları 3 milyarı kamufle etmememiz lazım.
Ve Beşiktaş'ın büyük cirolarını, 7 yıldaki 1 milyar dolarını kamufle etmemiz lazım. Sorun 100 milyonsa gelsin 100 milyonu koyacak birisi Beşiktaş'ı kurtarsın. Sorun 100 milyon değil. Biz kısa vadeli olağanüstü hali yeniden yapılandırmayla çözeriz. Onda bir problem olmaz. Teşekkür ederim Hüsar Tekinoğlu. İkna edebildim mi? Beşiktaş'ta olmuş olsaydım çok daha net bir şekilde konuşurdum. Keşke oğlum bizi izliyor olsaydı, o sıkı bir Beşiktaş taraftarı. Ama tabii sadece sizin konuşmanızı değil, başkan adayı olabilecek diğer adayların da konuşmalarını dinledikten sonra Beşiktaş Genel Kurulu üyeleri teveccüh gösterecek. Umarım hem Beşiktaş'a hem Türk futboluna en iyi, en faydalı olacak ismi seçerler. İnşallah. Peki. Hürser Tekinoktay'a çok teşekkür ederim. Bu arada sadece Hürser Tekinoktay'a değil, ilgi gösteren, Hürser Tekinoktay'ın sözlerini değerli bulan ve o değerli bulduğu sözleri sayfalarına taşıyan bütün internet, gazete ve sitelerine de çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarım sürekli bana çünkü fotoğraf paylaşıyorlar. Amacımız her zaman olduğu gibi yine aynıydı. Bizim bir tek derdimiz var, Türk futboluna kaliteli içerik sağlamak. Biz de ayrıca sizi tebrik ederiz Sayın Müdürüm. Hüsar Bey'i ilk aday olarak burada dinliyor olmamız büyük keyif hakikaten. Sayın seyirciler, Hürser Tekinoktay bizlerle birlikteydi. Tabii ki Beşiktaş'ta Perşembe gününe kadar imza toplama devam edecek ve Perşembe günü akşamı mesai saatiyle birlikte başkan adayları da ortaya çıkacak. Umuyorum ki Beşiktaş Genel Kurulu herkesi dinler ve Beşiktaş'a, Türk futboluna en fazla yararı kim dokunacaksa onu başkan olarak seçer. Tek temennimiz bu. Eski başkanlardan, Galatasaray'ın önemli iz bırakan başkanlarından Adnan Polat Macaristan'daydı. Macaristan'da Hakan Dede arkadaşımız onu takip etti ve şahane bir röportaj yaptı. Söylediği her cümle manşet olacak nitelikte. Galatasaray'ın son durumu, Galatasaray'ın bundan sonra neler bekliyor, yol haritası nasıl olmalı, bunu sormak istiyorum. Yani tabii ben kulübün içinde çok detayına bilgim yok ne olduğunu şu anda ama olayı değişik gruplarda düşünmek lazım. Bir sportif aktiviteler. Tabii spor deyince bize hemen önce futbol geliyor. İkincisi işin ekonomisi. Üçüncüsü de Galatasaray'ın genel idari yapısı. İdari yapısında şu anda sıkıntı var. Çünkü camia yönetimi fazla yükleniyor. Yönetimi seçime götürmeye çalışıyor. Halbuki şu anda yönetim çok ciddi bir muhaç savaşı gibi bir savaş veriyor yani. Onlara yardımcı olmak yerine şu anda köstek olunuyor. Yine Galatasaray'ın içindeki çok küçük bir azınlık olan liseci zihniyet ortaya çıktı. Yine hortladı, yine aynı şeyleri yapıyorlar. Bunlardan vazgeçmeleri lazım. Kulübe zarar veriyorlar. Mustafa Cengi seçilmiş, dönemini bitirmesini beklemeleri lazım. Bu rahatsızlık Galatasaray'a zarar veriyor. Dolayısıyla sportif aktiviteleri etkiliyor, ekonomik aktiviteleri etkiliyor. Mustafa Cengiz ve ekibini zor bir dönem bekliyor ama ben ona doğru bildiği yolda devam et diyorum. Taraftar burada çok sağduyulu duruş sergiliyor ve kulübü yönetimi destekliyor. Ben de taraftarı bu anlamda tebrik ediyorum. Son soru, Falcao özelinden diğer transferleri başkanım nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bunları alınan futbolcuların bireysel olarak çok önemli isimler olması önemli ama bunların bir ahenk içinde olup olmamasını biraz zaman gösterecek. O zaman bir yorum yapılabilir. Ama artık Türk futbolu bence büyük paralarla transfer yerine artık altyapıdan futbolcu ve Türk çocukları yetiştirmek lazım. Çünkü bizim bir tane başarımız var. Hatırlarsanız UEFA Uluslararası Şampiyonluk olarak UEFA Kupası ve Süper Kupa. O kupada oynayanların 3 tanesi hariç hepsi Türk'tü ve biz ondan hepsini 18, 19, 20 yaşlarında hem altyapıdan hem de diğer kulüplerden transfer etmiştik. Başarı öyle gelmişti. Dolayısıyla bence tekrar altyapıya, gençlere dönmek lazım. Yani kendi fidanlığımızdan yetiştirmemiz lazım. Tabii Galatasaray camiası eski başkan Adnan Polat'ın bu sözlerinden mutlaka bir şeyler çıkartacak, onu değerlendirecektir. Ama başka bir konu daha var. Bugün mesela bazı gazeteler Mustafa Cengiz de Fatih Terim arasında, başkanla teknik direktör arasında soğuk savaşın devam ettiğini yazmıştı. Oysa
dün akşam 2 saatlik bir toplantı vardı. Bugün Mustafa Cengiz yine kameralar karşısındaydı ve şunu söyledi. Fatih Terim bizim için olsa olsa ikon olur, gurur olur. Bunun altını çizdi ve Fatih Terim'le yönetimin, başkanın arasında en ufak bir problemin olmadığının vurgusunu yaptı. Bakalım önümüzdeki haftaların saha sonuçları Galatasaray'da neler getirecek. Ama iki Fenerbahçeli var aramızda. Bir tanesi Fenerbahçe'nin muhabiri, Hürriyet gazetesi Fatih Sabuç. Bir diğeri Fenerbahçe'de yöneticilik yapmış doçent doktor Barış Aydın. Bakalım aynı fikirdeler mi? Ben hafif hafif başlayan ama daha yüksek sesle konuşulan Ersun Yanal eleştirileri görüyorum. Bu gördüğümüz illüzyon mu yoksa gerçekte de böyle bir şey var mı? Muhabir olarak sen başla istersen Fatih. Yani şuradan gelmek lazım. Antalya Spor bir seriyi bitirdi. Ersun Hoca'nın 30 maçlık iç sahada yenilmezlik serisini bitirdi. İstatistiklere baktığımızda bambaşka bir maç. Skora baktığımızda bambaşka bir maç var ama en çok dikkat çekilmesi gereken noktanın ben kanat tercihleri olduğuna inanıyorum. Çünkü Rodriguez ve Moses'ın oynamadığı iki haftada, ikisinin birden oynamadığı iki haftada Fenerbahçe gol atamadı. Yine oyunu domine etti, yine topa hakimdi ama... Oynadıkları zaman da eleştirilmişlerdi biliyor musun? Öyle tabii ki ama bakıyoruz hem asistlerde hem gollerde, ön asistlerde bir de o atakların gelişimlerinde faydalı oluyorlar. Belki Barış Hocam da bana katılır. Bu son Antalya Spor maçında 6. dakikada golü attıktan sonra Antalya Spor 6 tane stoperle neredeyse oynadı. Ama Fenerbahçe ne yaptı? Ceza sahasına gömüldü. Yani oyunu açmaktansa, oyunu kanatlara götürmektense... O da 4 ön libero ile oynadı. İşte doğru, doğru. Oraya geleceğim. Bundan dolayı da çok çok doğal bir şekilde oyun açılmadı. Antalya Spor da istediğini çok rahat bir şekilde aldı, yürüdü gitti. Bu konunun kulüp içerisindeki açısına bakacak olursak da şimdi hocanın hamle oyuncusu olarak gördüğü Deniz Türüç var elinde kanatta. Bir de Ferdi Kadıoğlu var. Ama Ferdi'den faydalanmamayı tercih ediyor. Deniz de çok formsuz gidiyor. O da bunlara karşılık ki elinde... Ben o Ferdi'yi çok beğeniyorum. Müthiş. Ben de aynı bence şekilde. Bence harika müthiş çocuk. Ben de aynı şekilde. Çok kimse beğeniyor zaten. Yani beğenilecek adam değil ki. Sezon başında zaten gördük yani bazı mali şeyleri. Mali açıdan da Fenerbahçe'yi çok kurtarabilecek. Yani bazen şöyle de düşünmek lazım. Mesela bu oynayacağına, bu oynarsa eğer, mesela bu sene sonunda 3 milyon eder ama bu 20 milyon eder. İşte biraz evvel de hocanın dediği futbol işletme modeli o. Yani oradaki esas bence esas ürün Ferdi Kadıoğlu. Yani onun olması çok daha fark ettiriyor yani. Anlatabiliyor muyum? Ama işte bir şekilde onun vitrine çıkması lazım. Sadrugan'ın sorusuna ben de cevap vermek istersen. Lütfen. Ersun Yanal'la ilgili ben baştan beri eleştiriyorum. Zaten şimdi eleştirmiyorum. Yani ben lig başından beri, geçen seneden beri geliş şekliyle de tercihen de eleştiriyorum. Neden eleştiriyorum? Geçen seneye de baktığımızda son dönemde Aykut Hoca değil mi? Bana ben 72 puanla şampiyon olarak bitiririm dediğinde bu takım çok daha geride kaldı. Ve teveccühünü yönetim saygı duyduk her zaman için başkanımıza. Ersun Yanal'dan yana kullandı. Tabii bu tercih seyircinin tercihi miydi? Gelen baskılarla mıydı yoksa başkanınızın tercihi miydi? Sen son tercihten mi bahsediyorsun? Ersun Yanal tercihinden bahsediyorum. Bir dakika şunu herkes kabul etsin ki Ali Koç hiç istemediği bir hamleyi yapmak tamam, zorunda. Tamam ben bunu söylemek zorunda. Yani söylemeyeyim bir Fenerbahçe. Aa, yok hayır net bir şekilde ortaya koyalım bunu. İstedim. Ben Ersun Yanal'ı baştan beri eleştiriyorum. Kardeşim sen dediği gibi ben maçtayım. 7. dakikada yemişsin 6. dakikada golü. Ya sen koskoca Fenerbahçe'sin kardeşim. Geri Rodriguez'le Moses'in arkasına saklanılır mı? Yani ne diyorsun? İşte soldan atak yapamadı. Ferdi var elinde. Deniz Türüç var elinde. Bakın Deniz girdikten sonra nitekim biraz daha ya illa orta yaparak baktın. 6 tane stoper diyorsun Antalya Spor'da. Hepsi uzun boylu. Hiç mi analiz yapmıyorsun? Habire orta yapıyorsun. Her topu çıkartıyorlar. Hocam Vedat kayboldu orada. Ya sen orada üçgen yap. Ver kaç yap. Alan daralt ama yok abi dikine top atabilecek. Bence defansın arkasına top atabilecek. Daha tehlikelisi. Ya bırakın onu. Fenerbahçe'nin kalecisi maçta yıldız oldu ya. Bir şey doğru söyleyeceğim. Yani Ömer onu... Faruk bakın hep söylüyoruz kardeşim. Serdar Aziz bir tane maç oynamadı. Rami bir tane maç oynamış. Sadık doğru düzgün maça çıkmadı. Ya Jailson devşirme stoperde ısrar ediyorsun. Kaptırdı topu orta sahada bir top kaybıyla 8 numaraları o kadar güzel içeri kat etti. Hem de ortadan nerede senin stoperin? Geldi. Çok da güzel. Vurdu. Tekiydi orada da Jailson. Yani böyle bir şey olabilir mi? Neredeydi Zanka? Yani şimdi baktığınız zaman sen koskoca Fenerbahçe'sin.
6. dakikada gol yemişsin, 84 dakikan var. Yok mu elinde bunu düzeltecek? Yok mu varyasyon yapabilecek futbolcun? Yapmayın, gözünüzü seveyim. Yok işte biz kural hatasının arkasına sığınacağız. Yok işte bu maç böyle. Ya diyorum ki yok kardeşim, Ersun Yanal'ın Fenerbahçe seyircisinde artık kredimiz kalmadı. Biz bu sene şampiyon olmak zorundayız. Bu sene biz başarılara açız. Yani böyle bir şey olur mu? Antalya geliyor evinde 1-0 bir seni genel, yeniyor. Kadıköy'de bir de bir ya. Bir genel bir şey söyleyeyim. Kadıköy'de yeniyor. Bir genel bir şey, söyleyeyim. Fatih sen bunu dinle. Bu sen seviyorsun bunları çünkü. Onun için. Şimdi 75, %75 top bende, %25 sende. Sende. Rüzgar abi bir de 20 metrede oynandı maç. Tamam. Büyük şimdi bir tamam. Şimdi bu 75. Dur bekle bekle. Kontrayı sorarsın. Bekliyorum. 75-25 oyunu var ya. Galatasaray'ın da 75-25'ti. Tamam. Şimdi geçen söyleyeyim sene... bir dakika. Dur. Ha. Dur. Fenerbahçe o %75, %80'de kaç kere Antalya Spor ceza sahasında topla buluştu? Bir, olur mu? Bir tane. 45. Hayır. Kaç? 45. Hayır. Hayır. Attığı şutu söylüyor. Topla oynama anlamında. Topla oynama anlamında. Topla oynamalardan bahsetmiyorum. Neden? Ceza sahasında topla diyorum oynama. Diyorum ki Antalya Spor ceza sahasının içinde kaç kere topla buluştu? Ha, topla buluştu 45 olabilir. 45. Attığı şut 1. Bal yapmayan arı gibiyiz. Vızlığımız hiçbir şey yok. 25 şey denemesi. Sen? Ha? 25 şut denemesi. Size bir şey söyleyeceğim. 25 şut denemesi var. 25 şut denemesi. Bu sene... Bu sene 3 bir tane isabetli şut var. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Sen 45 kere 40'ın üzerinde Antalya Spor ceza sahasının içine girmişsen sorun başka bir yerde. Oraya kadar işi getirmek mevzu çünkü. Yoksa sen haklısın. %75 topla oynamışsın. Kardeşim %25'le beraber senin kalene 5 kere gelmiş adam. Heh. Söyleyeceğim. Veyahut da Abdullah Avcı'nın sezon başından beri kaybettiği maçlar 77, %77 topla oynadılar vesaire. Bu hafta 3 büyükler arasında en güçlü ve zorlu takımla karşılaşan takım Beşiktaş'tı. Ve bence karşı takım, daha diri, daha iyiydi. Ve Beşiktaş yendi. Niye biliyor musun? Çünkü Alanya Spor kazanmak için oynadı. Kazanmak için oynayınca futbol ortaya çıktı. Açıldı. Açıldı goller o. Hayır, açılmadı canım o. Atmak için yani ben yeneceğim tabii diye ki, gidiyor. Tabii. Antalya yenmek için oynamadı. Şimdi bu sene yeni bir yani trend oluştu. Adam diyor ki 75 mi? Al abi 75 senin. Al top senin olsun ben ya. Ben alan kapatırım. Sen ben buraya bir oturma şekli oturdu. Herkes de onu. Herkes de takımını ona göre yaptı. Ama. Herkes de takımını bak, anladın bak, mı? Dur bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Bir dakika. Senin bu söylediğin her şey nerede bitiyor biliyor musun? Nerede? Zaitz var ya Zaitz. Şeyin İki kere topla buluştu. Yani yanlış adam. Yanlış zaman yanlış. Yanlış zaman yanlış adam. Zaitz. Zaitz. O Zaitz'ın bir tanesi depse bir tanesi. Vurmasa depse. Tabii. Senin bu aldığın her şey çöpe gitti. Doğru. Biri de Vedat'a çarpmasa. Doğru. Şimdi... Ama şunu söyleyeceğim. Bu oyun formatında yani ben 75 yani şimdi İstanbul'daki seyirci %75'i görmek istiyor. Tabii abi, sen oradaki doğru. Ama yana değil. Ama bakın bir şey söyleyeyim. Bir saniye, bir saniye. Ama sen bir saniye. Bir sen bitireyim. Bir sözümü bitireyim. Sen İstanbul seyircisi %75 oyununu görmek istiyor bir kere. Tamam mı? Biz domine ediyoruz. Biz domine ediyoruz öyle, kanatlardan tamam. Filan. İşte onlar hayır, öyle görüyor ama. Görüyorlar, onlar öyle tamam görüyor. Ama, öyle oyna canım ama ye. Ama karşı takımın hocasıysa, Anadolu takımın hocasıysa tabeladaki yazan puana bakıyor. Ben şimdi bunu oturttular ya abi. Üç türlü gol atabiliyorsun. Bir, ya senin bir oyuncun güzel bir yetenekle yayın oradan şak şuk 90'a bir tane asacak. Ya duran top. Ya duran top, ölü top. Ya takım çok hızlı bir top çevirecek. Çok hızlı bir top çevirecek. Yani tık tık tık. Hani ezbere gidip adam eksiltecek. Ya da çok çok yetenekli bir oyuncu bir çalımla vesaire süzülecek ve birini attıracak. Üç senaryoda gol oluyor bu oyunda. Eğer o ekstra yetenek, Tümer ona kadife ayaklar diyor, Tümer Metin. Yani o ekstra yetenek, o ekstra paslaşma olmadığı zaman top bende, ver ona, şimdi... ver ona. Ver ona. Söyledim bir tek ver Antalya buna, maçında değil. Ver buna, biz lig ver başından buna. Beri bu problemi yaşıyoruz. Ya ben bak, bu arada bir şey bak, 62.1 ile bakın. Ha. En çok topa sahip takım Fenerbahçe ligde. En çok pas yapan takım bütün Fenerbahçe. Bütün istatistiklerin lideri gözüküyor. Ama Sabri Yugan'ın dediğine geliyor. Yine istatistiklere gireceğim ama. Ya dikine pas atmak yerine al gülüm ver gülüm yaparsan atamıyor, tabii ki top sen olur? Atamıyor, atamıyor yer bulamıyor. Yani o kadar bakın, bu sefer kademeli. 6 saniyede top kapma süremiz var. Bu ne demektir? Basıyoruz da birinci bölgede. Yani presle yapıyoruz, onu net nefesimiz görüyorsun da var, onu. Kondisyonumuz tabii. Da var ama sonuç yok.
Bu hafta Abdullah Avcı'nın istatistiklere yani çok önem veriyordu. Kendi istatistiklerinin tam tersi bir istatistik çıktı. Beşiktaş maçı kazandı. Maçı kazandı. Yani Abdullah Avcı'nın bu hafta kendini istatistiklerle onunla ilgili skor... Savurgan'ın çok güzel Ömer, bir lafı var. Ömer Farah'a sormak istediğim bir şey var. Onun için Fatih bir şey söyleyeceksen söyle şimdi. Yok, ben sadece Altay'a gerçekten dikkat çekmek isterim. Evet. Hani Fenerbahçe'nin istatistiklerde veya görünürde domine ettiği bir maçta bütün o Galatasaray maçında aldığı özgüveni burada artık ben bu kalenin bir numarasıyım diye ispat etti. Fenerbahçe'ye yakıştıramadığım tek bir görüntü vardı orada. Hocam Hakan Özmert'in pozisyonunu statta izledik. Evet, evet. Orada o geri planda Hakan'ın bomboş kalması hiç yakışmadı Fenerbahçe'ye. İşte bravo. Tebrik ederim. İşte, çok güzel da bir tespit. Bu ne? Kontrolsüz gidişi ortaya koyuyor galiba, değil mi? Evet. Giderken bir panik hocam. Şimdi sayın seyirciler, bir şey beni çok rahatsız ediyor. Bu konuda mümkün olduğu kadar çok bilgi sahibi olmamızı istiyorum. Hatta keşke Merkez Hakem Kurulu'na yalvarıyorum. Gelmelerine gerek yok. İnternet siteleri var. İnternet sitelerinden yorum yapsalar, bize kuralları öğretseler. Bize derken bize, futbolculara, teknik direktörlere, yöneticilere, başkanlara. Şimdi bir ifade var. Gidip bir izlemedi. Bir vara bak. Bak kardeşim, niye gitmiyor bu hakemler? O kadar masraf ettik, o kadar cihaz geldi, kamera geldi, sen gidip izlemiyorsun. Ya şimdi bunu Türkiye'de kim... Boşuna masraf. Kim insanlar bunu bence bilerek yapıyor yani. Maksat bir kaos olsun. Özellikle hakem dünyası içinde bazı isimli insanlar bildiği halde yapıyor. Çünkü bunu bilmemesine imkan ve ihtimal yok. Bir insan bunu bu şekilde açıklayamaz. Kamuoyunu bu şekilde yanıltamaz. Bir kısmı böyle. Bir kısmı da cahilliğinden bu işi yapıyor. O da var. Ama hakikaten yani VAR'ın protokolüne baktığımız zaman 1,5 yıl oldu. Hala biz belli bir noktaya gelemedik. VAR işte neye karışır, neye karışmaz. Yani bunu biz tam oturtturamadık. Biraz da şimdi İngiltere Ligi'nde biraz daha VAR'ın... Ya bir dakika dur ya. Sana spesifik soru soracağım. Bak, yapmadığım bir şey yapıyorum. Galatasaray, Gençlerbirliği Galatasaray maçı. Çok güzel. Son dakika. Belhanda ceza sahasının içinde çekildi. Yerde kaldı. Evet. Hakem Sabri Ugan yönetiyor olsa cart penaltıyı veririm. Veririm. Hı-hı. Ama Sabri Ugan düdük hakemi değil de içeride vardı varsa karışmam. Evet, aynen. Neden karışmıyorum? Şöyle. Niye çağırmıyorum hoca gel bunu izle diye? Burada şöyle bir şey olmuştur. Olması gereken protokol şu. VAR dedi ki hakeme, Belhanda'nın yapılan müdahaleyi gördün mü? Gördüm. Gördüm dediyse bitti. Bitti. Ama ben görmedim. O zaman der gel izle. İnceleme tavsiye ediyorum. Ama demek ki sen gördün, bu çekmeyi yeterli bulmadın. Hakemin takdiri de yorum budur. Dolayısıyla burada VAR protokolü doğru uygulanmıştır. Ama Mariano'nun o yumruğu var ya, orada VAR'ın mutlaka devreye girmesi gerekirdi. Kesin. Ve orada bir FIFA kokarttı Halil Umut Meler ki, işte yani Perşembe günü Rosenborg maçını yönetmiş. 48 saat sonra böyle bir maça haklı veriliyor. Haklı eleştiri. Bence 8... Halil Umut Meler Sivas, Alanya-Sivas maçından sonra Gençlerbirliği Galatasaray maçına çıkmamalıydı. Sivas, Alanya-Sivas maçındaki performansı çok düşüktü. Hocam pazar günü maçı. Merkez Hakem Kurulu vermek istiyorsan. Belki maç oturmamıştır, böyle klasik bir şey var. Maç oturmamıştır dersin, işin içinden çıkarsın. Halil Umut Meler'in bu hafta maç almaması gerekirdi. Ama Merkez Hakem Kurulu herhalde çok sıkıştılar. Ama bu olmuyor. Bakın niye olmuyor? Trabzonspor Gençlerbirliği maçında Mete Kalkoğan bir tane faul çalmadı. O pozisyon gol oldu diye Mete Kalkoğan 3 haftada sahaya çıkamıyor. Şimdi sen Halil Umut Meler'e verdin hemen maçı. Sen orada bir faul çalmadı, adam 3 haftadır var. 3 haftadır sahaya çıkmıyor. Halil Umut Meler geldi Alanya Sivas maçında. Hocam onlarla çok fazla ilgilenmiyor seyirci. Ben şimdi sana soruyorum. Sor. Atiba. Geldi eline top. Geldi eline top. Söyleyeyim sana. Deniz Çoban karşılaşmanın hakemi olsa cart düdüğü çalacak, penaltıyı verecek. Şey yapmıyorum. Egzajere etmiyorum. Deniz Çoban öyle düşündüğü için söylüyorum. Ama Bülent Yavuz hakem olsa ya da Seçim Demirel hakem olsa devam diyecek. Niye VAR karışmıyor buna bak? Elle oynamayı hiç gördün. Niye karışmadı? Tipik VAR'ın karışmaması gereken bir şey. Çünkü hiç kimsede bir görüş birliği yok. İhtilaf var. Hiç kimse aynı görüşte değil. Dolayısıyla VAR'ın asla karışmaması gerekiyor. Biz bu programda ama 1,5 yıldır burada Ömer Hoca var. Ben soruyorum, sen soruyorsun. Ben bu el nasıl oluyor ben anlamadım abi. Bakın şimdi nasıl bu oluyor, bir tane bu ortalıkta ya, dolaşan bir böyle şema bir, var. Böyle şema da çıkardık. O şemanın hiçbir astarı yok. O şema tamamen bir palavra. Şimdi bu mesela, Fenerbahçe pozisyonu diye. Şimdi mesela bu Atiba'nın pozisyonuna 2 sene evvel cart penaltı çalınıyordu. Onu da anlatalım bak. O da çok güzel bir şeye geldi. Bu sene bir anda çalınmamaya başladı. Güzel bir noktaya geldi. Şimdi
Bizde bir Kuddusi Müftüoğlu Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı yaptı bir yıl. 2015-2016 arasında. Evet. Bu baktı ki bu elle oynamalar çok baş ağrıtıyor. Evet. Dedi ki iyisin mi kardeşim, ele gelen bütün toplara penaltı çalın. Bence de. Tamam mı? Ve böyle bence bir formül buldu ama bu bizim UEFA ile bizim Türkiye Ligi'ndeki maçlar onlar arasındaki mı? Standardı mahvetti. Ve bizim hakemlerimiz şu anda bu elle oynama işine adaptasyonda sıkıntı çekiyorlar. Burada o Atiba'nın Ömer pozisyonunda abi, olsun. Kural ne? Kural. O, ben kuralı bir anlamadım. Geliyorum. Ozan Tufan'ın pozisyonunda olsun. Evet. Fenerbahçe'de pozisyonunda. UEFA'nın kullandığı bir tabir var. Çok evet. Güzel bir tabir. Beklenmeyen top. Yani bunlar için beklenmeyen top diyor. Evet. Beklenmeyen toplar penaltı değil. Okay. Ve bu iki maçtaki pozisyonda penaltı değil. Anladım. Neden penaltı değil? Atiba'nın sağ ayağı ileride, sol kol arkada. Ya tamam. Yani doğal anladım. Ya, doğal halinde. Başka bir şey söyleyeceğim. Adam ben abi, başka bir şey söyleyeceğim. Şimdi biz Fenerbahçe maçındayız. Hı. Fatih sen de görmüşsün. Sağ tarafta elle oynuyor, eline geldi hocam. Gördük penaltı. Açık, açık diyoruz mesela. Açık. Açık. Açık değil o kadar. Hayır, dur sen bir ama, daha. Ama herkes onu diyor. Rodimi bozma. Okuyorum abi ben çok, gazeteciler çok falan yazıyor. Hı. Gazeteciler okuyorum ben. Penaltı diyor. Niye penaltı değil? Hadi hakem görmedi. Var niye görmedi? Var asla karışmaz bu işe bir kere. Bir. İkincisi çok kısa mesafeden çok gayet kısa mesafeden çok beklenmeyen bir top. Bu tiradi. Penaltıyla uzaktan yakından alakası yok. Ama bizim memleketimizde, ülkemizde böyle ben, bazı insanlar var. Az önce söylediğim gibi böyle insanların, çünkü Fenerbahçe taraftarını arkana alma için de çok büyük bir imkan. Bunu Ömer Faruk bir şey söyleyeyim. Dur, dur, bir şey söyleyeyim. Barış, hiç konuşmadım bu konuda. Sözü vereceğim ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi sevgili dinleyenler, izlediniz bu pozisyonları. Şimdi bunları aldık Atiba'nın elini aldık oradan. Aman öbür aman. Tarafa götürdük. Evet, orada top Atiba'nın eline çarptı. Bak çarptı diyorum. Elle oynama niyeti yok. Çarptı. Arkadaşının önüne düştü. Vurdu gol. Orada iptal. O gol olmaz. Gol olmaz. Hücum oyuncusu elle çarptığı zaman gol olmaz. Bu savunma oyuncusu. Hücum oyuncusunun ne şekilde olursa olsun top eliyle temas ederse ve arkadaşına pas olursa kesinlikle gol iptal. Okey. Tamam. Avantaj sağlar. Abi bilelim yani. Şimdi yok, Barış. Yani hücum oyuncularına mahsus bir şey. Bu haftalık mı değişiyor de, bu kurallar? Ben de sizin programınızda yoktum o zaman. Ama biz de bunu çok fazla tartıştık. Söyleyeyim. Yani bana göre de bakın futbol varı getirdik koyduk ama yani basketbolda var olur. Yani hani gider monitöre bakar. Ama futbolda bu kadar çok pozisyon olmuyor zaten. Yani bu kadar da hızlı bir akış içerisinde değiliz. Ben hep şunu savunuyorum. Hani Minority Report diye bir Tom Cruise'un filmi vardı. Önceden engelliyordu, önlüyordu ya. Evet. Tom Cruise, bence futbol hakem hatalarıyla güzel. Önemli olan bravo. Hakemin yaptığı hatayı hakemin art niyetle ve bilerek yapmamış olması. Barış, İFAB, bakın, İFAB bunu koruyor zaten. Ya böyledir ya. Bak, İFAB yani, ne diyor biliyor musun? İFAB ama, diyor ki, ya kardeşim diyor, maçı var yönetmez. Evet. Ancak skandal hatanın önüne geçer. Bravo. Var. Yani hakemin adrenalini, biz doktor maç içerisinde futbolcu kadar koşuyor, efor sarf ediyor. Biz burada oynat kardeşim geriye, ileri al, geri çek yok, tekrar. Şimdi eskiden de. Şunu söylemeye çalışıyorum. Niye biz orada ya? Verdiğimiz kararlarla hakemin maç içerisinde saniyenin, onda biri saniyenin gördüğü pozisyona adrenalinle o düzeydeyken, o kalp ritmiyle verdiği kararda hata yapabilir ya. Bunu hoşgörüyle karşılamak lazım ya. Bilerek olmadığı ya sürece, ya. Bakın art niyet olmadığı sürece bunları ya hoş görmemiz lazım. Bizim de seyirciye, bakın seyirciye buradan sesleniyorum. Bunu böyle karşılamamız bakın, lazım. Barış Hocam, Fenerbahçe Barış Hocam. Penaltı, bir dakika. Bak siz böyle bir Norveç televizyonunda, İsveç televizyonunda, Danimarka'da. Danimarka televizyonlarında konuşuyorsunuz. Belçika'da, bu anlattıklarımız gider. Doğru. Ama bu bizim ülkemizde. Bakın ben şunu söylüyorum kardeşim. Yapmayın. Hani Fenerbahçe iyi kötü hakem, kötü hakem kriterimi anlattım ya hep burada. Yani bir tane mükemmel maçını göreyim. Bir tane mükemmel maçını göreyim. Diyeyim ki bu çok iyi hakem. Bugün formsuz. Bugün günü değildi. Ben bunların hepsiyim. Ama ben daha bir tane mükemmel maçını görmedim. Yani hakemler. Yani mesela bir insan, bir profesyonel diyelim Sabri Ugan. 100 tane programa çıksa mesela diyelim 50'sini taşı süper çıkartır. 25'ini vasat. Vasat çıkartır. 25'ini de kötü çıkartır dersin. Beğenirsen bu budur profesyonel ortalama hepimiz için. Öyle değil mi? Evet. Dolayısıyla her mesleğe de saygılı olduğumuz için o yani mükemmel olamazsın. Futbolcularda en kral futbolcu getirmişsin Falcao. Bir tane vurdu da girmese gol yok. Evet.
gençler bir deplasmana götüremiyorsun. Bir sürü böyle muazzam Robin Van Persie'sinden şusuna busuna ona isyan ediyoruz. Peki ben de diyorum ki kardeşim mesela çok net görüyorum. Cüneyt Çakır 100 maça çıktı. 50'sini mükemmel yönetti. 25'ini vasat yönetti. 25'ini kötü yönetti diyebiliyorum. Yani tamamen iyi bir standart görüyorum orada. Ya ben Halil Umut Meler'in hala mükemmel bir maçını görmedim. Kaçıncı maçına yani, çıkacak bu çocuk hakem ki? Hakem diyorsun kötü maça ben, damga vurayım diye çıkıyor sahibi. Ben sana söyleyeyim hangisi hangi maç? Halis. Norveç'teki Rosenborg maçında hatasız iyi. Sıfır hatası çok başarılı tamamlamış. Bravo. Tebrik ediyorum. Hakikaten söylüyorum. Ama şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Sen orada taraf değiliz. Ya biz Türkiye'de bir faulü, bir tacı, bir korneri 72 saat 15 gün tartışıyoruz. Ya. Hala biz Alanya Fenerbahçe maçındayız ya. Haliz Özkahya. Görmedim daha kariyerinde Haliz Özkahya. Ya Fenerbahçe. Aa güzel maçını görmedim. Bir şey söyleyeceğim Rüzgar'cığım. Bak bir Fenerbahçe olarak diyorum ki. Demeyeyim. Bu maçta penaltı vardı. Biz işte penaltı verilmedi. Biz Antalya'ya kaybettik. Yok kardeşim. Hocam. Çıkacaksın. Bir tane mi? Penaltını mı yendi? Evet. Penaltı mı verilmedi? Siz hakemi de atacaksın. Ya. Hakemi de yendi. Maçı atacaksın. Yapmayın ya. Biraz hamaset. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Biz bunlar anlatıyoruz. Bir şema var ortada diyoruz. O şema FIFA tarafından kabul edilen bir şema değil diyoruz. Bu bir tavsiye olarak çıktı. O tavsiye olarak çıkan şemanın resmi hiçbir özelliği yok diyoruz. Hala mesajlar görüyorum. Diyorsunuz ki ya FIFA'nın kabul ettiği kural bu. Ne olur yapmayın. Ama demek artık. Yani yanlış bilgi, eksik bilgi, hatalı bilgi demek daha iyi insanlara. Yani hocam o çok da hızlı yayılıyor. Hayır yani. Biz mesela VAR'daki bir takım doğru prensipleri memlekete anlatamadık, anlatamıyoruz. Ben haşa şahsım olarak değil yani bu işin uzmanları diyorum. Ama bu bir şey çakma, merdiven altı şema. Memlekette var, kendine yer buldu. VAR görüntüleri elimde var diyen yönetici var bu ülkede. Maalesef. Ne diyorsunuz? Yalnız ben oraya yeri gelmişken bir cümle... Ya bak bir şey söyleyeceğim. Kayıtlara geçsin. Allah aşkına sana bir şey soracağım. Kayıtlara geçsin bir cümle söyleyeceğim. Yok, bak bir şey söyleyeceğim. Bu ülkede şimdi VAR kaydı okuyorum deyip VAR kaydı okundu mu? Sahte. Tamam, o da oldu. Okundu, olabilir okundu, mi ya? Tamam okundu okundu. Okundu. Aynen. Şimdi ben ama hakikaten harbiden merak ediyorum. Çok merak ediyorum. Çok kritik bir pozisyon bu. Eğitimse eğitim amaçlı. Suat Aslanboğa'yla Halis Özkahya'nın arasında o son ilk yarının bitişindeki pozisyonda ne konuşuldu? Suat Aslanboğa'nın sözleşmesinin iptal edilmesiyle o pozisyonun bir ilgisi yok. Ama merak ediyorum ne konuşuldu ya? Ya bir takım iddialar var. Eğitim amacıyla dinlesek bunu olmaz mı? Bir takım iddialar var. Ne ben mi yazayım hayır? Okuyayım yoksa? O tür senaryo ortaya. Ben bugün şimdi 9 Ekim oldu. Bir kayıtlara geçsin bir şey söylemek istiyorum. Eyvah. Ligin 34. haftasında Galatasaray'ın başkanı Mustafa Cengiz ve Fatih Terim olmayacak. Kaçıncı haftada? 34. hafta. Yani ligi bu iki kişi bitirmeyecek. Beraber götüremeyecek. Beraber bitirmeyecek. Yani ya Fatih Terim devam eder ya ben Cengiz. Ben de gidecek. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu niyet okumak falan gibi. Yok ben bir şahsi kanaatimi söylüyorum. Yani gidişat, şu anki tablo. Yılların tecrübesiyle. Öyle tecrübe. Bir tablo var ortada. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde çok anormal, beklediğimizin çok üstünde bir performans gösterir. Ligi toparlar. Gösterir. Ama şu an nereye gelsin? Yani şampiyon olur demiyorum. Bir ama puanla gidiyor. Ligde çok daha iyi konuma gelir. Potansiyel anlamı var. Ben de ligde de çok ciddi tereddütlerim var. Galatasaray'ın yani biz Mayıs ayında Galatasaray'da Florya'da mı veyahut da Türk Telekom'da mı başkan koltuğunda Mustafa Cengiz, teknik direktör odasında Fatih Terim görmeyeceğiz. Ya ikisi birlikte olmayacaklar. Bence ikisi de olmayacak. Bence başkan, inşallah başkan koltuğunda Fatih Terim olur. Mustafa Cengiz Beyefendi belki Galatasaray, teknik direktör Galatasaray olmaz ama. Galatasaray, Banka Galatasaray önünde bir banka ismiyle de Galatasaray olabilir. Yani Galatasaray'da Fatih Hoca'yla başkan olmayabilir beraber ama Galatasaray'ın önünde de bir banka eteçi olabilir. Yani Barış, eki olabilir. Barış Aydil'in söylemek istediği şey şu. Ben birazcık daha açayım. Kayın mısın? yok kayın mısın? Ben biraz daha açacağım şimdi o konuyu. İddialar çok ciddi anlamda çünkü. Bunu da muhtemelen yarın öbür gün Galatasaray yönetimi duyacak. Çıkar ciddi ciddi açıklar. Çünkü açıklanmaya muhtaç. Şöyle Galatasaray'ın çok ciddi bir nakit sıkıntısı içerisinde olduğu ve nakit sıkıntısı içerisinde olduğu için bu nakit sıkıntısına bir çözüm bulması gerektiği ifade ediliyor. Barış oradan diyor. O zaman diyor ki o nakit sıkıntısını bir bankanın ismiyle halledebilir. Çünkü zaten bankanın alacağı var. Evet şöyle gibi, diyorum. Bir gibi. Projeye bak, karşı bir dakika. Aldığı bir şeyden bahsediyor. Bir şey söyleyeceğim. Bu bir iddia sadece. Ne olur? Çok sıklıkla zaten Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e bu soru soruluyor. O da cevaplar veriyor, açıklamalar yapıyor. Bu anlamda biz sadece duyduğumuzu aktarıyoruz ama doğru cevabı verecek olan
Galatasaray yönetim kurulu. Çünkü Galatasaray halka açık bir şirket aynı zamanda. Manipülasyon yapmaması hemen lazım. Hemen bir soru sorayım. Tabii. Biraz evvel burada konuğumuz ayrıldı. Bu kadar şey var. O kontratta da bir sıkıntı oldu Riva ile alakalı. İşte oradan alacak para var. Zaten daha Galatasaray'ın fevkinde bir borcu var Galatasaray'ın. Onu döndürüyorlar o zamandan beridir. Üstüne de iki defa şampiyon oldular. Peki Mustafa Cengiz Beyefendi ne iş yapıyor arkadaşlar? Efendim? Galatasaray Başkanı. Başkanı Mustafa Cengiz Beyefendi ne iş yapıyor? Para mı vermiş? 100 milyon mu koymuş? Ama bir şey söyleyeceğim sana. 100 milyon vermek falan tamam çok büyük bir jest. Bravo tebrik ederim ama yok öyle bir şey. Belki de para buluyor, kaynak buluyor. Hayır yok öyle bir şey canım. Ne demek? Ya normal Galatasaray kulübü yönetimden ibaret değil bu kulüpler 20 senedir. 700 tane, 600 tane çalışanı var. Finans departmanları var, CEO'su var, genel müdür var. Hani profesyonelleşme Türkiye'de kulüplerde 20 sene, 15 sene evvel İstanbul'da 15 sene evvel bitti. Ben mesela 20 sene evvel Serdar Bilgili'nin ilk kurduğu profesyonel yönetimde pazarlama direktörüydüm. 20 sene evvel. O zaman tamam yani holding gibiydi Beşiktaş. Pazarlama departmanı vardı. Ama lütfen o yönetimde onu düzenleyen ismi de söyle kimdi? Hüsnü Güreli diye bir isim vardı orada bir de. Hayır o diyelim o bu yeni modele geçiren kurucu bir yeni modele kurucu diyelim bir yönetim kurulu çok kaliteli isimler vardı. Hüsnü Güreli vardı. İsmail Ünal sonra Beşiktaş Belediye Başkanı oldu. Genel sekreter. İbrahim Altınsay vardı. Mete Düren vardı, Profesör Doktor. Serdar Bilgili çok vizyoner bir abimizdi, başkanımızdı. Yani dolayısıyla onun şeyinde o işler 15 sene evvel bitti. Fenerbahçe'de de, Galatasaray'a da. İyi de geldiğimiz nokta ne ama? Yani demek yani, ki sağlam temeller atılmamış. İşte oradaki yani mesele... Yani geldiğimiz o günkü borçla bugünkü borç bir mi? Dönüp dolaşıp... 447 nerede? 2.6 nerede? Yani kurumsallaşma bizim kulüpleri batırdı. Öyle ya. Ömer Fark, o doğru. Ama şunu söyleyeceğim. Hepiniz bunu biliyorsunuz. Hepiniz artık böyle... Süleyman Seba akaretlerde oturuyordu orada. Morfil gibi dolaştırmayalım bunu. Arkadaşlar muazzam kayıp kaçak var. Yapmayın yani. Biliyorsunuz peki, her türlü. Biz kendi aramızda konuşmaya her devam türlü. Edeceğiz. Çünkü bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir kez daha Hürser Tekin Oktay'a çok teşekkür ederiz. Hürser Tekin Oktay buradayken onun sözlerini değerli bulup sayfalarına taşıyan bütün internet sitelerine, gazetelere de çok teşekkür ederiz. Ve en büyük teşekkürümüz tabii ki sizlere. İyi ki bizi seyrettiniz. Tekrar görüşmek üzere. İyi geceler.